Etiler Lyons Kulübü'nün Mart ayı genel toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki programımız muhtap olduğu üzere geleneklerine uygun olarak ekranlarda paylaştığım programı takip ederek derleyeceğiz. Bu akşamın teması Çanakkale Zaferi. Çok değerli bir konuğumuz var. Çanakkale Savaşı'nı Komutanların Yazgısı adıyla farklı bir üslupla, çok farklı bir perspektifle romana döken sevgili Leyla Yıldırım aramızda, konuk konuşmacımız kendisi. Ben şimdi sizleri bayrağımız Türk bayrağına saygı ve başta Çanakkale Zaferi'nde Armaklı'da konuklarımızı anmak üzere saygılarımla davet ediyorum. Benden sonra genel kuralımızı tekrara davet ediyorum. Lyons. 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 Özgürlük. 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 Anlayış. 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 Ulusumuzun güvenliğidir. Ulusumuzun güvenliğidir. Leo. Leo. Liderlik. Liderlik. Deneyim. 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 Olanak yaratmaktır. Olanak yaratmaktır. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun oturun lütfen. Toplantımızda adetimiz olduğu üzere bir önceki toplantımızda konuştuklarımızı, paylaştıklarımızı ve aldığımız kararları bizlere hatırlatması için sözü ben sekreterimiz Özlem Çılgınoğlu'na veriyorum. Teşekkürler Hakan Başkanım. Teşekkür ederim. Uluslararası Lyons 118'te Yönetim Çevresi Federasyonu üyesi İstanbul Etiler Lyons Kulübü Derneği'nin Şubat ayı genel toplantısı her zaman olduğu gibi Başkan Hakan Türkkuşu tarafından ilan edilen gün saatte 15 Şubat 2021 akşamı saat 19.30'da açıldı. Geride bıraktığımız Ocak ayından bu yana tam 11 aydır kısıtlamalara uygun olarak üye ve konuklarımızın sağlığı gözetilerek dijital platformda bir araya geldik. Zoom uygulamasında gündemimize uygun olarak toplandık. Toplantımızda Etiler Lyons Kulübü üyesi 19 Lyon'un yanı sıra Uluslararası Lyons Kulüpleri 118 Çoğul Yönetim Çevresi
2010-2011 çalışma dönemi konsey başkanımız, Karaköy Lyons Kulübü Sarmanı, Türk Lyons Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Lyon Erim Erinç Dinç. 2016-2017 çalışma dönemi konsey başkanımız, Yeni Etiler Lyons Kulübü Sekreteri Lyon Nülüfer Ogan. Lyon Quest Avrupa Koordinatörü Mavi Haliç Lyons Kulübü üyesi Lyon Nilgün Erdem Yort. Uluslararası Lyons Kulüpleri 118T Yönetim Çevresi 2001-2002 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz İstanbul Milletler Arası Lyons Kulübü üyesi Lyon Nezia Karpuzoğlu. 2009-2010 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Karaköy Lyons Kulübü üyesi Lyon Metin Yılmaz. 2011-2012 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Tarabya Lyons Kulübü üyesi Lyon Nuray Marçak. 2013-2014 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Yeni Etiler Lyons Kulübü üyesi Lyon Füsun Kantemir. 2016-2017 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz İstanbul Milletler Arası Lyons Kulübü üyesi Lyon Mukaddes Yamaç. 2017-2018 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Kabataş Lyons Kulübü üyesi Lyon Tuğba Tengiz Yılmaz. Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı Yeni Etiler Lyons Kulübü üyesi Lyons Aliye Küntay Pamuk. 118T Yönetim Çevresi Saymanı Şişli Lyons Kulübü üyesi Lyon Bülent Türkbeyler. LISIF Koordinatörü Pera Lyons Kulübü üyesi Lyon Berrin Vaizoğlu. New Voices Koordinatörü İstanbul Milletler Arası Lyons Kulübü üyesi Lyon Sema Yazgan. Lyons Forward Koordinatörü Tarabya Lyons Kulübü üyesi Lyon İknur Yılmaz. Birinci Kesim Başkanı Yeni Harbiye Lyons Kulübü üyesi Lyon Muhterem Çöloğlu. Üçüncü Bölge Başkanı Topacı Lyons Kulübü üyesi Lyon Betül Sünnetçiler. Beşinci Bölge Başkanı Ulus Lyons Kulübü üyesi Lyon Lale Doruk. Barış Lyons Kulübü Başkanı Lyon Murat Gazeroğlu. Nişantaşı Lyons Kulübü Başkanı Lyon Hümeyra Mutlu. Maslak Lyons Kulübü Başkanı Lyon İknur Silahtaroğlu. Ulus Lyons Başkanı Kulübü Başkanı Lyon Ayşe Öney. 118K yönetim çevresinden Eskişehir Tepebaşı Lyons Kulübü Başkanı Lyon Metin Tutçuoğlu, Maçka Lyons Kulübü üyesi Lyon Meral Silahtaroğlu, Türkiye Mentorlar Sanal Lyons Kulübü üyesi Lyon Neşe Kural, kulübümüz üyesi olmanın yanı sıra 118T Leo yönetim çevresi başkanı, Yeniköy Leo Kulübü üyesi Leo Kaan Uzunoğlu olmak üzere 24 Lyon konuğumuz hazır bulunuyordu. Üye adaylarımız ve konuklarımızın da dahil olduğu toplam 47 katılımcının imza çizelgelerine işlenmek üzere dijital iz bıraktıkları anlaşıldı. Toplantımıza Boston, Chicago, Eskişehir ve Muğla Bodrum'dan katılan dostların olması bizi son derece memnun etti. Toplantımız Lyons gelenekleri uyarınca Türk bayrağına saygı duruşu, vefat eden ve isimlerini kalplerimizde yaşattığımız Lyon, Lyones ve Leo'ları anarak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Lyon ve Leo Genel Kurulu'nun tekrarıyla açıldı. Gündeme geçilmeden önce toplantıya katılan Lyon, Leo üye adayları ve konuklara ekran isimleri konusundaki hatırlatma yapıldı. Cihaz isimlerini gerçek isimleriyle değiştirmeleri istendi. Toplantının kayıt altına alınacağı ve Etiler Lyons Kulübü'nün ileride ELC TV olarak hizmet verecek YouTube kanalında canlı yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Kısa adı KVKK olan kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında dileyenlerin ekran görüntülerini kapatabileceği hatırlatıldı. Ekran isimlerinin düzeltilmesi sonrasında gündeme geçildi. Sağlık mazereti bildiren olmadığından üye ve üye adaylarımız ile yakın çevrelerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığı anlaşıldı. Söz verilen Etiler Lyons Kulübü Sekreteri Lyon Özlem Çırgınoğlu geçen ayın genel toplantı raporunu okudu, alınan kararları hatırlattı. Katılan üyelere okunan tutanak ile ilgili olarak bir diyecekleri olup olmadığı soruldu. İtiraz eden ve düzeltilmesi istenen bir husus olmadığı anlaşıldıktan sonra oy birliğiyle kabul edildiği kayda geçti. Kısa adı LCI olan Uluslararası Lyons Kulüpleri ile LISIF kısaltması ile tanıdığımız Uluslararası Lyons Kulüpleri Vakfımızın haber ve duyuruları Lyons'un uluslararası yanına büyük önem veren başkanımız tarafından aktarıldı. Montreal'de yapılması gereken Lyons Kulüpleri Uluslararası Konvansiyonu'nun ilk kez online olacağını, COVID-19 sebebiyle alınan karar uyarınca dünyanın dört bir yanındaki Lyon ve Leo'ların ekranda buluşacağını, 25-29 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe katılım ücretinin de 31 Mart'a kadar 50 Amerikan doları, 1 Nisan'dan itibaren de 75 Amerikan doları olacağını, COVID-19 sebebiyle dünyanın yeni çalışma ortamı haline gelen dijital platformlarda sanal bir sempozyum ve atölyelerin nasıl düzenleneceği Uluslararası Lyons'un yeni eğitim konusu olduğunu, kısa adı LCI olan
Lions Clubs International, Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından önem verilen dijital platform çalışmalarında başarılı olmak için sadece eğitimlerin değil, Lions New Voices projeleri için sunulan maddi destekler de dahil olmak üzere pek çok çalışmanın yapıldığını, sempozyum ve atölyeler için 2000 Amerikan dolarından 250 bine ulaşan çeşitli destek paketlerinin bulunduğunu aktardı. Uluslararası Lions 118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonu Çoğul Yönetim Çevresi, Uluslararası Lions 118D Yönetim Çevresi Konfederasyonu Yönetim Çevresi, Türk Lions Vakfı çalışmalarının yanı sıra bir kısmı lionsturkiye.org sitesine kaydı üyelere doğrudan gönderilen iletileri başkanımız özetledi. Türk Lions'unun bugüne gelmesinde emeği olan tüm genel yönetmenlerimizi en içten Lions sevgi ve saygılarımızla andığımızı, vefat edenleri minnetle yad ettiğimizi, kadim yönetim çevresi 118T'nin duayen kulüplerinden biri olan ve 50. yılını kutlayan İstanbul Etiler Lions Kulübü'nün de bugüne kadar 4 genel yönetmen çıkardığını hatırlatarak yeni Etiler Lions Kulübü ile bu sayının daha fazla olduğunu hatırlattı. Büyük Etiler ailemizin de genel yönetmenler yuvası ünvanını sonuna kadar hak ettiğini söyledi. Uluslararası Lions 118 Çoğul Yönetim Çevresi'ni oluşturan 118 TURKE'ye liderlik, hizmet, üyelik ve tanıtım adaylarının en iyi New Voices Europe olmak için yarıştığını, bu zorlu süreçte 11 Mart tarihinde gerçekleştirilecek ve uluslararası konuklarımızı ağırlayacağımız ilk toplantıda Etiler Lions Kulübü'nün teknik altyapı ve planlama konularında kilit rol üstlendiğini, tüm Lyon ve Leo'ların katılmasının en büyük destek olacağını söyledi. Etiler Lions Kulübü'nün Uluslararası Lions 118T yönetim çevresi Lions Forward komitelerinin ortak projesi olan Bir Sen Daha projesine ev sahipliğini yaptığını ve kampanyanın A'dan Z'ye tasarımını üstlendiğimizi aktardı. Salgın sebebiyle geciken ve Temmuz-Ocak sayısı olarak yayınlanan 2020-2021 hizmet döneminin ilk T bültenini Etiler Lions Kulübü'nün en fazla etkinlik ile damgasını vurduğuna işaret etti. Giderek artan dijital platform toplantılarının Lyonlara eşsiz bir fırsat sunduğunu, yolda zaman yitirmeden ve para harcamadan günde birkaç toplantıya veya etkinliğe katılmanın mümkün olduğunu hatırlatarak 18 Ocak-15 Şubat arasında gerçekleşen toplantı ve etkinliklerden katılabildiklerini listeledi. Üyeleri gerek lionsturkiye.org ve gerekse WhatsApp, Telegram, Signal kanallarımızdan duyurulan bu etkinliklere katılmaya davet etti. Katılanlara da teşekkür etti. Etiler Lions Kulübü haber ve duyurularına geçildi. Etiler Lions Kulübü 50. yıl çalışmaları kapsamında daha önce satın alındığını duyurduğu www.etilerlions.com web sitesinin kullanıma açıldığını müjdeledi. Günümüzde ve özellikle de gelecekte önemi giderek artacak dijital dünyada en önemli ve güçlü yanımızın web ve devamında app'ler olacağını söyledi. Üyeleri sık sık web sitemizi ziyaret etmeye davet etti. Bu ziyaret sayesinde buradan az da olsa gelir elde etme fırsatına katkıda bulunmaya davet etti. Kısa adı LSAME olan Lyon Samim As Mükemmellik Ödülü'nün ikinci yılına ilişkin aday gösterme sürecinin başladığını, 31 Mart akşamına kadar süreceğini, oylamanın ise 1 Nisan tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Bu yılda tıpkı ilk yıl olduğu gibi TLV Türk Lions Vakfı ile birlikte çalışacağını, ilave olarak Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konseyi'nin de bu konuda tam destek verdiğini, projenin tüm Türkiye'deki Lyon'lara duyurulması için ilk protokolün yapıldığını paylaştı. Üyelerden çevrelerindeki Lyon ve Leo'ları oylamaya katılma konusunda teşvik etmelerini istedi. Türk Lyons'un seyrek rastlanan bir yöntem ile Lyon'ları ile Lyon olmayanların ortak çalışma grubunda buluşturulduğunu, dünya kurbanı, suçlama gününde Türkiye'de kadın meselesi konulu ikinci çalışmanın gerçekleştirileceğini aktardı. İletişim açısından bakıldığında sürekli tekrarlayan kadın ile karşı ve hayır sözcüklerinden uzaklaşmak, kadının toplumda olması gereken yeri pekiştiren bir dilin önemini ortaya koymak, hatta kadın sözcüğüyle sevgi, saygı ve sadakat kavramlarını kocaman bir evet ile vurgulamayı hedefledikleri çalışmaya katılanları tanıttı. İzmir Göztepe Rotary Act
Kulübü Meslek Hizmetleri Komitesi tarafından Mavişehir ve Çalıkuşu Rotaract kulüplerinin ortak etkinliği olan ve 22. kez düzenlenen Rotaract Network Chain dijital toplantısında meslek yaşamlarının başındaki genç profesyonellere kariyer hayalimi, yol haritasımı başlıklı bir sunum yapma fırsatının yaşadığı topluma hizmet eden iki uluslararası topluluk arasında güzel bir bağ oluşturduğunu vurguladı. Mart ayında yapılması kuvvetle olası 3 kez ertelenen genel kurul için hazır olduklarını ancak hemen ardından yapılacağı öngörülen 2021-2022 hizmet dönemi için görev almak isteyenlerin adaylıklar için sürecin başladığını ilan etti. Dilovası'nda daha önce sağlık malzemesi desteği ve bilgisayar bağışı yapan Yavuz Selim İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki 51 sınıfta okuyan 1390 öğrencinin yeni dönemde sağlıklarının korunması için her sınıfa bir hijyen kiti, her öğrenciye maske kampanyasını açıkladı, üyeleri ve konuklarını katkıda bulunmaya çağırdı. Şubat ayında kutlanan Sevgililer Günü sebebiyle aşk temalı toplantımızın konuk konuşmacısı Kutman Şarapları Desüktörü, Ninkasivan Club kurucusu ve Nim Mahzen yöneticisi Kadri Hasdemir, Aşkın İksiri Şarap başlı konuşması ile değer kattı. Şarap tadımını ileri bir tarihe bıraktığımız ancak önerilen şarap ve peynirlerden ilham ile evlerde kurulan sofralarımızdan eşlik ettiğimiz bu konuşma, ileride Etiler Lyons Kulübü TV olarak hizmet verecek YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kapanışa geçildi. Geçmiş genel yönetmenlerimizin büyük ilgi gösterdiği toplantımızın bu bölümünde zamanın iyi kullanılması adına sadece genel yönetmenlerimize söz verildi. Son olarak Etiler Lyons Kulübü üyesi 1999-2000 hizmet dönemi genel yönetmeni Lyon Aydın Ektirici ve 1995-1996 hizmet dönemi genel yönetmeni Lyon Süha Alper'e söz verildi. Toplantılarımızın vazgeçilmesi haline gelen salgın sürüyor uyarısı ve kendiniz ve sevdikleriniz için önlem almaktan vazgeçmeyin uyarısı yapıldı. Usulümüz uyarılınca gelecek toplantıya ilişkin ön bilgi vermesi ve tarihin duyurulması için söz verilen Etiler Lyons Kulübü Sekreteri, gelecek toplantımızın her zaman olduğu 3. Pazartesi akşamı 19.30'da 15 Mart tarihinde Zoom'da gerçekleştirileceğini ve salgın sebebiyle defalarca ertelenen genel kurulun yapılacağını duyurdu. Mikrofonun da yaşadığı sorun sebebiyle sözü alamayan Sayman'ımız, başkanımız Hakan Türkkuş'u kampanya için gereken bilgilendirmeyi yaptı. Hizmet çalışmaları için bağışların ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Toplantı her zaman olduğu gibi Etiler Lyons Kulübü Başkanı Hakan Türkkuş tarafından Şubat toplantımızı kapatıyorum. Mart ayı genel toplantımızda görüşmek üzere şen ve esen kalın sözleriyle saat 22.30'u gösterirken sona erdi. Çok teşekkür ediyorum Hakan Başkan. Ben teşekkür ediyorum Özlemciğim. Geçtiğimiz toplantıda neler konuştuğumuzu özetledik. Kararlarımızda, yaptıklarımızda bir eksiğimiz varsa ya da yanlış bir ifademiz varsa lütfen işaret buyurun. Olmadığını görüyorum. Aynen kabul edilmiştir. Özlem'in geçen toplantı tutanağını okurken bizlerle paylaştığı sevgili Bartu'nun ve sevgili Serkan'ın da çok büyük emek verdiği bir projemiz vardı. Hemen hemen her ay bir projeyi biz sizlerle paylaşıyoruz. Ben şimdi ekrandan bunu sizlerle paylaşacağım. Kocaeli Dilovası'nda iki tane okulumuz var. Bu okullardan bir tanesi eski olanı vaktiyle Maçka Lyons Kulübü tarafından yaptırılmış. Biz bunu tesadüfen öğrendik. Bunu öğrendikten sonra oralar bizim bölgelerimizdir dedik. Büyük bir keyifle, büyük bir zevkle oradaki desteğimizi eksik etmedik. Bilgisayardan tutun birçok başka malzemeye varıncaya kadar okullardan birinin temiz belgesi yoktu, diğerinin de ortadaydı. Bunları sağladıktan sonra bir kampanya başlatmıştık. Özellikle Mart başında çocuklarımızın geleceğe bu kampanyayı sizlerle paylaştığımızda çok değerli Lyonlar, Lyon olmayan dostlarımız bu kampanyaya destek verdi. Ben burada öncelikle sevgili Sema Yazgan Başkanıma, muhterem Çöloğlu Kesim Başkanıma, Suna Simur Bölge Başkanıma teşekkür ediyorum. Ardından isimler sağ tarafta sıralanıyor. Sevgili Sema Başkanım, çocuklarımız adına size teşekkür ediyorum. Hazırladığımız dijital dünyanın sertifikaları böyle oluyor. Hizmet çalışmalarımıza verdiğiniz destekle sağlıklı bir yaşam ve hijyenik bir ortam sunduğumuz
Kocaeli Dilovası Yavuz Sultan Selim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini öğrencileri adına size teşekkür ediyoruz. Belgemizi e-posta adresinize yolladık. Ben şu an ekran paylaşımımda olduğum için muhterem başkanımın burada olup olmadığını bilmiyorum. Sanıyorum yok. Ama Süna Başkan'ın burada diye biliyorum. Evet, buradayım. Süna Başkan'ın mikrofonunuzu açarsanız sesinizi duyabilirim. Hakan Başkanım buradayım. Konuşmanızı bölmemek için merhaba diyemedim. Hepinize iyi toplantılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz çocuklarımız adına. Sağ olun, var olun. Bu konuda en büyük desteğim bütün satın almalarda ve bütün tedariklerin yönetiminde hakkını ödeyemeyeceğim sevgili Bartu Başkanım. Size de Yavuz Selim İlköğretim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri adına teşekkür ediyorum. Sizin çok teşekkür de ediyorum başkanım. Adresinize postalandı. Bartu Başkanım, bundan sonrasını siz devam ettirin lütfen. Tabii ki. Ben de değerli yeni üyelerimizden olan Serkan Yaşı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızda bize hem destek verdi hem temin ettiğimiz materyalleri, malzemeleri okula teslimi sırasında da bizimle beraberdi. Ben de kendisine teşekkür edip bu teşekkür belgesini takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Ve geri kalan teşekkür belgelerini dağıtmak için de Serkan'dan rica ediyorum. Bartu Başkanım çok teşekkür ederim. Sayın Leon Ayça Doğan. Buradaysa ses versin lütfen. Hemen geçeceğim çünkü. Sayın Leon Ayfer Gümüş. Sayın Leon Cüneyt Aslanoğlu. Cüneyt Başkanım mikrofonunuzu açarsanız. Çok teşekkür ederim başkanım. Eksik olmayın. Düşünmeniz bile yeter. Biz teşekkür ediyoruz. Adresinize postalandı. Çok teşekkür ederim. Leon olmayan Halinur. Bir dostumuz da sıra. Sayın Halinur Katipoğlu. Kendisi eski Leo'dur. Nişantaşı Leo Kulübü'nün kurucu üyelerindendir. Onun adına belgeyi alıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Toksöz. Yine kendisi eski Leo'dur. Cağaloğlu Leo Kulübü'nün üyesiydi kendisi. Şu an Lyons'un dışında kendisi adına da belgeyi alıyorum. Teşekkürler. Sayın Lamia Karaşıklı. Lamia'yı da birçoğumuz tanırız. Eski Kadıköy Leo'nun üyesiydi. Sonra da Ecole Lyons Kulübü'nde yaklaşık bir 10 sene üyelik yaptı. Şu anda Lyons'un dışında ikizlerini büyütmekle meşgul. Onun adına da belgeyi ben alıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Leon Makbule Gülen Dinçer. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel belge. Makbule burada diye gördüm. Bağlantı sorunu mu yaşıyor? Yok. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sesin derinden geldi. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Makbule. Teşekkür ederim. Sayın Murat Tekin. Kendisi Mentorlar Kulübü'nün bir bağışçısıdır. Teşekkür ediyoruz. İsmi söyleyeyim. Sayın Leon Özlem Yenilmez Şavk. Söyleyecek çünkü bir hanım. Adımı da söyleyecek. Özlem sanıyorum Maalesef katılamadı. İleteceğim kendisine. Tamam. Gönderiyoruz adresine. Belge için. Sayın Leon Selin Altav Belciler. Selin de katılamadı. Toplantısı vardı. Kendi sanat evinde. Onun yerini aldım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın Leon Simon Taragano. Teşekkür ederim Hakan Başkanım. Ben teşekkür ediyorum Simon Başkanım bu duyarlılığınız için. Sağ olun, var olun. Sayın Leon Süha Alper. O toplantımıza katılamadı. Geçen ayın tadı damağında kalmıştı. Onun keyfini yaşıyor. Bundan sonraki toplantılarımızda aramızda görmeyi ümit ediyoruz. Değerli dostlar, Lyons'un
en güzel adetlerinden bir tanesidir. Hakkım olan armağanı ararım lafıyla ifade edilen anlayış. Burada çam sakızı çoban armağanı, tutarların büyüklüğüne küçüklüğüne bakmaksızın oluşturduğumuz, dışarıdan bakınca küçük gözüken ama içi gönlünüz kadar geniş olan bir yardım sandığımız var. Toplantımızın sonunda ekrana geliyor. Buradaki katkılarınız her ay bambaşka bir projemizi besliyor. Daha gelişmesini, daha güçlenmesini, daha kuvvetle gitmesini sağlıyor. Bugün de ekrana getireceğiz. Bambaşka bir konuyla ilgili, özellikle ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik kitapla ilgili zaten bunun detaylarını paylaşacağım. Normal rutin akışımıza dönüyorum ben. Uluslararası Lions Kulüplerinin ve Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı'nın haberleri bizler için önemli. Bu aylar çalışmaların daha da yoğunlaştığı, salgına karşın faaliyetlerin daha da bir arttığı, dijital dünyada yeni kapıların açıldığı bir dönem. Ben hepsini okumayacağım burada, ancak dönemin sonuna yaklaşıyor olmamız sebebiyle Uluslararası Lions'un bazı çalışmaları, verilen hizmetleri sayısal olarak ve içerik olarak kayıt altına alma konusundaki en önemli ve en öncelikli uyarılarını yaptığı bir dönem olarak altını çizeyim ben. Yine eğitimlerin, özellikle yeni dönemde görev alacak liderlerimizin eğitimleriyle ilgili çalışmaların başlayacağına ilişkin hatırlatmalar var. Burada başarının nasıl takdir edileceği, Lions'u daha iyi anlamamız, daha iyi öğrenebilmemiz için Lions Learning Center tarafından sunulan bir Learn programı var. Bu fevkalade önemli ve içeriği çok zengin bir çalışma. Bunun kullanımına açıldığı duyuruldu. Diyabet konusunda 4 yeni program açıklandı. LISIF ve LCI isimleri kullanılarak kimi ülkelerde, ülkemiz yok çok şükür aralarında, ancak dolandırıcılık girişimlerinin yapıldığına ilişkin duyumlar ve bulgular olduğu, dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Kulüplerin mükemmellik ödülü konusundaki süreç sürüyor hepimizin bildiği gibi. Son başvuru tarihi 31 Ağustos. Dijital dünyadaki sanal hizmet fikirlerinin daha yenilikçi, daha inovatif, daha yaratıcı olabilmesi için her ülkenin, her kulübün elinden geleni yaptığını, 700 aşkın yönetim çevresinde birbirinden güzel ve çarpıcı projelerin yavaş yavaş hayata geçtiği anlatılıyor. Buna ilişkin bütün detaylara erişmek için web sitemizi ziyaret etmeniz yeterli. Bir de %100 katılan, çalışmaları pandemi ortamında bile eksiksiz takip eden üyeler için mükemmel devamlılık rozetlerinin satışa çıktığı duyuruldu. Bu duyuruları İngilizce takip etme konusunda zorlanacağınızı düşünürseniz, MD118 çoğul yönetim çevremizin bu döneme özgü çok başarılı bir çeviri desteği var. Uluslararası'ndan gelen bülten bir bilemediniz iki gün sonra özetse özet olarak, detaylıysa detay olarak Türkçeleşmiş vaziyette geliyor. Değerli konsey başkanımız Aysan Şakar imzasıyla gelen bu bültenleri de takip etmenizi önemli rica ediyorum. Uluslararası'ndan ülkemize ve tabii ki yönetim çevremize dönüyoruz ve Türk Lions Vakfı olmazsa olmazımız. 52. Ulusal Konvansiyon 25, 26, 27 Mart tarihlerinde önümüzdeki hafta bu çalışmaya başkanlık eden genel yönetmenimizin ifadesiyle Ebedi Mavilikler Ülkesi Halikarnas'ta gerçekleştirilecek. Bununla ilgili anlaşma yapılan bir turizm acentası da her türlü lojistiği, konaklama ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere bekliyor. Bunun linki zaten yine konsey tarafından hepimizin posta adreslerine gönderildi. İlgilenen dostlara duyuruyorum. Yönetim çevremizin genel kurulu Akatlar Kültür Merkezi'ndeydi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında yapılması gereken genel kurullar malum sebeple ertelendi, tekrar ertelendi, bir kez daha ertelendi. Nihayet 1 Mart'tan itibaren serbest bırakıldı. İlk genel kurullardan bir tanesini federasyonumuz gerçekleştirdi 13 Mart Cumartesi günü. Alışıldığı üzere HES kontrolü yapılarak kabul edildi delegeler.
Oylarımızı kullandık, imzalarımızı attık, birbirimizi gördük. Uzaktan da olsa gözlerimizle kucaklaştık, öpüştük. 2018-2019 hizmet dönemi genel yönetmenimiz Nuran Uzlu ve kabinesi atlandı oylarımızla. Hayatım boyunca gördüğüm en hızlı genel kurullardan bir tanesiydi. Geçmiş konsey başkanımız Turan Şalikoğlu yönetti. Hayranlıkla izledik. Ne olduğunu anlamadan genel kurulu yapmış olduk. Beyla genel yönetmenimizi resmen seçmiş olduk. Birinci yardımcısı Ali Ekintay Pabuğ'u resmen seçmiş olduk. İkinci yardımcılığa da Ali Arkaç'ın adaylığını ilan etmesiyle genel kurul tamamlanmış oldu. Lionscast nedir, neden gereklidir diye geçtiğimiz aylarda yapılan değerli genel yönetmenimiz Nilgün Erdem Niort'un liderliğinde anlatılan katılımcıların bilgilendirildiği bir etkinlik vardı. Ben de bunu bilirdim, okuduğum kadarıyla bilirdim. Sesli olarak dinleyince bambaşka çağrışımlar yaptı. Tutamadım kendimi, çok da zaman zenginiymişim gibi. Türk Lions Vakfı ile birlikte Lionscast'in işbirliğiyle düzenlenen Yaşam Becerileri Sosyal Duygusal Öğrenme Programı'ndaki öğretmenler eğitimimi 27 ve 28 Şubat'ta %100 devamla, dakika bile sektirmeden tamamladım. Sertifikamı aldım. Sertifikamı, daha doğrusu ismimi yanlış yazmışlardı o yoğunluğun içinde. Ben düzelttim. Nilgün genel yönetmenimde takıldı. Hakan, senin kendi sertifikanı kendi kendine vermen kadar da sıra dışı bir şey olamaz dedi. Gülüştük ama çok güzel şeyler öğrendim. Zamanı olanlara ilk fırsatta bu eğitimi almalarını öneririm. New Voices rekor ilgi kırmıştı. Burada çok değerli genel yönetmenim Zeynep Kocasinan burada. Bu noktada benim sözü kendisine vermeyi arzu ediyorum. Eğer lütfederse bu büyük zahmetlerle hazırlanan, büyük özveriyle hazırlanan çalışmayla ilgili özet bir bilgi rica edeceğim ben. Zeynep Genel Yönetmenim buyurun, söz sizin. Çok teşekkür ederim Sayın Hakan Başkanım. Değerli Lions ailemiz, burada olduğum için çok mutluyum gerçekten. New Voices programı 3 yıldır devam eden yeni bir program. O açıdan belki ilk yıllarda biz de bu süreci çok değerli Sema Yazgan koordinatörle beraber yürüdük, keşfettik. Türkiye'nin başarılı uyguladığı, önce kadınları ama aynı zamanda gençleri, sesi az duyulan kişileri Lions içinde ve dışında destekleyen bir program. Ve program biraz belki şekil değiştirecek de olsa önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği için bu anlamda bir paylaşım alanı oluşturmak istedik. Ve sonra da bu toplantının konsey başkanımızın da yüreklendirmesiyle uluslararası açılması gibi bir husus oldu. Tabii ilk kadın başkanımız Sayın Gudrun Ingvatottir'le bu projeye, bu girişim doğmuştu. Kendisini ağırlama şansına kavuştuk. Ve yine yönetim kurulumuzdan birkaç sene sonra uluslararası başkanımız olacak olan Sayın Peti Hill de bizle beraber oldu. Normalde biliyorsunuz uluslararası da değerli yönetmenlerim burada var. Lions'un yönetim kurulundan iki ismi esasında bir toplantıda ağırlayamıyorsunuz. Ve iki toplantıda söz alamıyorlar bile. Dijital toplantılar artık resmi ziyaret gibi sayıldığı için, ama Sayın Peti Hill de katıldı, hatta bizi de kırmadı. Kısa bir paylaşımda da bulundu, o kuralı biraz esneterek diyeceğim. Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden aktif direktörler, geçmiş dönem yönetmenleri, konsey başkanları, Lyonlar, yani Peru'dan, Nepal'den, Barbados'tan, Karayipler'den, Saint Lucia'dan, Amerika'dan, çok farklı ülkelerden insanlar vardı. Sayın Sema Yazgan'a ve koordinatörlerimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bilgileri, deneyimleri, Lyon sevgileri, bağlılıklarıyla çok harika bir çalışma çıkardılar. Ve tabii onlara destek olan Sayın Hakan Tıpkuşu başkanımız ve liderlik yeni sesimiz, yönetim çevremizin. Sadece teknik ekiple değil, hani kalpten paylaşıyorum. Sizin tüm süreçle ilgili çok yerinde tespitleriniz, önerileriniz bizlere hem yol gösterdi hem çok büyük fayda sağladı. Şükranlarımı sunuyorum. Tabii 11 Mart'ta biz Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye'de yapılanları oluşturmak için bir Türkiye toplantısı olarak tanzim ettik, ama iki toplantımız daha var. İzniniz olursa onlarla ilgili kısa bir duyuru yapmak isterim. Elbette. Müsaade ederseniz. Birinci toplantısı 11 Mart, dediğim gibi Türkiye'yi bütün olarak sunmak için bir toplantıydı. Şimdi
detaylarını bilahare Sema Yazgan koordinatörümüz önümüzdeki günlerde iletecek ama 8 Nisan ve 20 Mayıs akşamlarını New Voices Türkiye'ye ayırmanızı rica ediyoruz. Sayın Hakan Türkkuşu Başkanımın da biri olduğu 24 New Voice'ımız. 8 Nisan'da 12 New Voice'ımız yeni sesimiz, 20 Mayıs'ta diğer 12 yeni sesimiz. Bizlere farklı sunumlar yapacaklar. 8 Nisan'da aktif uluslararası direktörlerimizden Dr. Walter Zemroser bizimle olacak Avrupa'dan ve New Voices'in dünyadaki bir iki küresel koordinatörü Hindistan'dan geçmiş uluslararası direktör Sangita Jatia bizimle olacak. Dediğim gibi teferruatları bilahare ileteceğiz ama 8 Nisan ve 20 Mayıs'ı lütfen bize ayırın diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Sayın ben Leyla Genetmenimize de önceki dönem genetmenlerimize de verdikleri büyük destek için bu girişimi o sayede Türkiye'nin adını biraz duyurma şansı buluyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. En içten Lyon, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Zeynep Genel Yönetmenim, bizler teşekkür ediyoruz. Çok doğru bir proje. Bize mükemmel bir liderlik yaptığınız için sağ olun, var olun. 118T'nin çalışmaları içinde üyeliği geliştirme konusunda özellikle de Membership Team'in, GMT'nin çalışmaları, üyeliğin geliştirilmesi konusunda çok güzel bir proje gündeme geldi. Bu proje için düzenlenen bir etkinlik söz konusuydu. Bir Sen Daha sloganıyla çıktık. Sosyal medyada bu hesapları kullanıyoruz. İlk nemasını aldım ya da almak üzereyim diyebilirim ben 118T tarı adına. Bu sosyal medya paylaşımlarından sonra biri hekim olan iki tane başvuru oldu. Detaylı bilgileri ilettik. Süreç içinde gelişime bakacağız. Ben bu konuda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Üyelik tabii ki en önemli konularımızdan bir tanesi ama Lyons'un birçok başka meselesi de var. Birçok farklı alanlarda da çalışması var. Bunlardan bir tanesi sağlık diyebileceğim ama şehirli yaşamı içinde özellikle İstanbul gibi deprem tehdidi altında olan kentte yaşayan şehirliler için karşılaşılan sorunları Doktor Feridun Çelikmen anlattı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden depremlerle ilgili yanlış bildiklerimizi anlattı. Bu çalışmayı mutlaka ve mutlaka kaçırmamak gerekiyordu. Depremler gibi istenmeyen bir duruma karşın hiç farkına varmadan sırt çevirdiğimiz doğada bu toplantının ikinci bölümünü oluşturuyordu. Çok değerli fotoğraf sanatçısı Sertaç Serez de bizlere kendi fotoğraflarıyla başka bir dünyayı alıp götürdü. Her ikisine de gıyaplarında teşekkür ediyorum. Toplantımızın başında söylemiştim, ayda iki tane, üç tane Zoom toplantısı yapılırken ya da işte Instagram'da bir tane görüşmeye denk gelirken hayat kolaydı ama giderek artan Zoom toplantılarıyla beraber ben sadece takip edebildiklerimi, katılabildiklerimi işaretliyorum ama bazılarını sığdıramıyorum artık. O yüzden bir satıra birden fazlayı sıkıştırmayı uygun gördüm. Az önce Zeynep Genel Yönetmenimin bilgisini paylaştığı şeyler 18 Şubat, 25 Şubat, 2 Mart, 4 Mart, 9 Mart tarihlerinde hazırlık toplantıları şeklinde sürdü ve nihayetinde 11 Mart'a geldik. Bu uzun yolumuzun ilk 3'te 1'lik bölümüydü. Daha 2 tane etabımız var. Onun için ne kadar toplantı yapacağımızı Zeynep Genel Yönetmenim takdir edecek. Barış Kulübü 118T yönetim çevresinin yeni kulüplerinden biri. İki taneden biri. Fevkalade keyifli bir toplantıda bir araya geldik. Bir atölye çalışmasına da tanıklık ettim. Bu benim çok hoşuma gitti. Az önce paylaşıldığı gibi Etiler Lyons Kulübü'nün Lyon olanlar ve Lyon olmayanlarla birlikte yürüttüğü bir projemiz var. Kadına evet diye kısaca anıyoruz ama kadına saygıya, sevgiye, sadakate evet diye de açılımı var. Yes to Women diye de uluslararası bir destek talebimiz söz konusu. Zaman içinde onları da göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu geçtiğimiz pazar günü fevkalade yoğundu. 8 Mart ile 14 Mart arası tahmin edeceğiniz üzere en yoğun haftamız oldu. Hangisine gideceğimizi bilemedik. Hepsine yetişmeye çalıştık.
Burada ben Harbiye Lions Kulübü ve Nişantaşı Lions Kulübü'ne, değerli başkanlarına, temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. İki harika etkinlikti peş peşe gelen. Konuşmacılar da, katılımcılar da fevkalade iyiydi. Keşke zaman zengin olabilsek de bunların her birinin tadını çıkara çıkara yaşayabilsek. Uluslararası Lions hizmetlerde dijital dünyadaki yaratıcılığı, yenilikçiliği teşvik ediyor. Çok ciddi biçimde teşvik ediyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de tarihi Topkapı ve Yedi Kule Lions kulüplerinin 118E yönetim çevresinden bu kulüplerin akademisyen yanı olan ve rehberlik mesleğinden gelen Sema Tokcan tarafından Eskişehir gezisiydi. Enfes bir geziydi. Ben Eskişehir doğumluyum. Kentimi çok severim. En az 6-7 kez ustalardan, profesyonellerden dinledim. Hayatımda bu kadar güzel Eskişehir anlatan yoktu. Olmasaydım da Eskişehirli olmaya karar verirdim herhalde. Toplantıların hepsinin tadı damağımızda kalıyor. Yetişmeye gayret ediyoruz. Bu bizim daha çok mesai vermemiz, daha çok emek sarf etmemiz, daha iyiler, daha kapsamlı projeleri ortaya çıkartmamız için de başlı başına birer teşvik oluyor. Genel kurulumuzu yaptık. İki arada bir derede, Lions merkezimizde bu sabah saat 11'de tahmin edileceği üzere bütün üyelerimizin katılamadığı bir genel kuruldu ama çoğunluğu sağladığımız için Turan Şölikoğlu genel yönetmenimizin federasyonla ilgili uyguladığı hızlı oylama bizde de modellendi. Biz de çalışmalarımızı yaptık. Kaba hesapla 12 ayın 11 ayını geride bırakmış, mevcut dönemimizi resmen seçmiş ve görevlerinin başına koymuş olduk. Son 30 gün kala ya da işte sayılı gün kala. Bundan sonraki programımız, yani devletin bizlere ilan ettiği ya da koşul olarak koyduğu kapsamda bir kısıtlama gelmezse önümüzdeki ay 19 Nisan'da yine saat 11'de yönetim çevresi merkezimizde gelecek dönemin yöneticilerini, 2021-2022 döneminin yönetim kurulu üyelerini, başkanını ve liderlerimizi seçeceğiz. Bunu da ben şimdiden sizlerle paylaşmayı bir görev biliyorum. Samimas Mükemmellik Ödülü Özlem'inde bir önceki toplantıya ilişkin tutanağı okurken söylediği en önemli vefa projesi ikinci aşamasına geçti. Adaylar belirleniyor. Hali hazırda yarışmanın duyurusu yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde de oylamamız başlayacak. Oylamanın başlamasına doğru adaylarımız Lyon olanlar ve olmayanlar, bugüne kadar bu formu doldurmayanlar Etiler Lyons Kulübü'nün web sitesinden tek bir tıklamayla erişecekleri adaylık formunu doldurabilirler. Her form 5 tane öneriye açık ama dilerseniz ikinci kez tıklayarak ikinci kez bir 5 kişiyi daha ya da 6. 7. 8. kişileri daha aday olarak gösterebilirsiniz. Bu süreçleri artık biz kağıda basılı, elden ele giden belgelerle vesairelerle yapmaktan çok uzaklaştık. Tamamıyla dijitale dönmüş vaziyetteyiz. Oylamamızı geçen sene pandeminin başlarıydı. Bilgilerimiz bugünkü kadar değildi. Ona rağmen SurveyMonkey diye bir oylama sitesini kullandık. Bu senede yaptığımız araştırmada SurveyMonkey ile devam etme kararı verdik. Oylamanın neticesini de tabii ki toplantılarımızda bütün aşamaları olduğu gibi paylaşacağız. Mayıs ayı genel toplantımızda da Mayıs'ın 3. pazartesi akşamı gerçekleştireceğimiz aylık genel olağan toplantımızda da kazananı ya da kazananları ilan edeceğiz. Ben değerli dostlarımızı burada eğer oy kullanmadılarsa bizi yalnız bırakmamaya davet ediyorum. Bu sene geçen yıldan süre gelen Türk Lions Vakfı desteği var. Bizim için çok değerli. Çünkü Samimas Türk Lions Vakfı'nın 12 yıl kesintisiz mütevelli heyet başkanlığını yapmıştı. Bugün değerli konsey başkanımız Erim Erinç Dinç'in yönetiminde hizmetlerini sürdüren Türk Lions'un çatı vakfı niteliğindeki Türk Lions Vakfı'nın bu geçmiş yöneticisi için
ne yapsak azdır. O çünkü Türk Lyons'unu bir yere getirme noktasında, Etiler Lyons Kulübü'nü özellikle bugünkü noktasına getirme konusunda bir Lyon'un üzerine düşenden çok daha fazlasını yaptı. O yüzden de en büyük vefa programı olarak bu çalışmayı biz onun adını yaşatmak adına, onu bizden sonrakilere öğretmek adına, anlatmak adına devam ettiriyoruz. Sevgili Melek'i ben az önce toplantımıza katıldı diye gördüm. Emin değilim. Melek'cim buradaysan ses vermeni rica edeceğim. Melek'le gerçekleştirdiğimiz O da Çiçeği Burnunda üyelerimizden. En genç üyemiz. Hali hazırda Bahçeşehir'de eğitimi sürüyor. Kripto paralar konusunda çalışıyor. Önerisiyle ve teklifiyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Devletin parası mı, kripto lirası mı dedik. Sonu gelmeyen soruları yanıtladığımız bir seans oldu. Melek'i yorduk ama bundan sonra alıştık, daha çok yoracağız. Melek, söz senin. Çok teşekkür ederim. Yani benim çok konuşamayacağım, çok özür diliyorum. Bugün bir tel tedavisi oldum, biraz canım yanıyor. Çok geçmiş güzel olsun. Bir çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti benim için. İlk defa böyle birlikte bir etkinlik yaptık burada. Benim de ilk etkinliğimdi ve gerçekten bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum. Etkinlik dışında da dediğim gibi her zaman elimden geleni yaparım. Ben çok mutlu oldum kısaca. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ediyorum. Bir an önce iyileşmeye bak. Seninle yapacağımız daha çok proje var. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür. İstanbul Kazan Biskepçe, en çok önemsediğimiz, benim ilk başkanlık yaptığım, hali hazırda 50. yıldaki başkanlığımı yapıyorum. 3. ya da 4. dönem başkanlığım ama ilk başkanlık herkes için bambaşkadır. O zaman da şansım yaver gitmişti. Kulübümün 30. yılına denk gelmiştim. Orada başlattığımız bir programdı. Ayda bir tane genel toplantı yapıyorduk formal düzen içinde. Bir tane de formal olmayan, daha biz bize olduğumuz, daha rahatça sohbetler edebildiğimiz bir programımız vardı. Biz o programı başlattık. Kahrolası pandemi bize set çekti, engel oldu. Ama yine de biz yeni dönemimizde Cool Junior'da açılışı yaptık. Ağustos ayıydı, fevkalade güzel bir havada yaptık. Hemen arkasından Boğaz'a gittik. Tarabya'daki garajda rakı balıkla devam ettik. Arkasından Yedi Kule Sefa Meyhanesi'nin tadını çıkarttık. O mekanın klasiği olan kulüp rakısıyla tanıştı birçok Lyon ve üye adayı dostumuz. Unutulmaz bir gece yaşadık. Sonra Cunda Meze Balık Evi'nde katılım rekoru kırdık. Yani yanlış hatırlamıyorsam 40 civarında katılım vardı. Müthiş güzel bir geceydi. Biz o heves ve heyecanla Latife Hanım Meyhanesi'ni aralığın başı olarak angaja etmiştik. Ancak kısıtlamalar gündeme gelince o hevesimiz bir kez daha kursağımızda kaldı. Bugün kısıtlamalar kaldırıldı. Tabii doğru yapıldı, yanlış yapıldı bunu tartışmak benim görevim değil. Ama bütün önlemleri alarak tanınan serbestlikten istifade etme arzusuyla katılımın tamamıyla kişilerin kendi isteğine bağlı olduğu bir akşam tertip ediyoruz. 27 Mart Cumartesi akşamı demiyorum, özellikle öğle vakti saat 2-2.30 civarında başlayacak. Kısıtlamalar sebebiyle de akşamleyin 7 ya da tolere edilirse 7.30'da bitecek bir buluşmaya davet ediyorum. Latife Hanım Meyhanesi İstiklal Caddesi üzerinde Bekar Sokak'ta. Web sitesinde zaten mekanın ne kadar özenli bir mekan olduğunu göreceksiniz. TripAdvisor puanı 5 üzerinden 4.5. Bu tür mekanlar için ciddi yüksek bir yer. Zomato tarafında da 5 üzerinden 4.2. Bizlere uygun bir yer. Bununla ilgili ben sadece 27.3 tarihini, öğleden sonraki bir buluşmayı ajandanıza kaydetmenizi rica edeceğim. Siz değerli dostlarımızdan, Lyonlardan, Leolardan ve konuklarımızdan. Şimdi sırada sevgili Leyla var. Leyla'yı size nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Özgeçmişi sizlerle chat üzerinden paylaştığım program dokümanında var. Orada Leyla'yı
akademik anlamda ya da özgeçmiş itibariyle okuma şansınız var ama Leyla benim yıllar önce tanıdığım, tanımaktan gurur duyduğum, yazma tutkusu inanılmaz boyutlarda olan çok değerli bir arkadaşım. Aradan yıllar geçti, birbirimizden hiç uzaklaşmadık. Birbirimize çok yakın da durmadık ama her konuştuğumuzda Leyla'ya yeni bir kitap yazmış oluyordu veyahut da bir imza günü düzenliyordu. Ha gittim, ha aldım derken aradan yıllar geçti. Bugüne geldik. Leyla'nın çalıştığı, müthiş emek verdiği, gençliğini sarf ettiği Tutulamayan Sözler alt başlıklı Komutanların Yazgısı. Bu kitap Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir kitap. Ama Çanakkale Savaşı'nı çok farklı bir üslupla anlatıyor. Masal diyebilirsiniz, roman da diyebilirsiniz. Masalsı bir roman tarifini kendisi tercih ediyor. Bugün yazın dünyasında pek çok eseri var. Bu eserlerini çok daha ileri boyutlara götürmek için eğitimini hala sürdürüyor. Ben bu edebiyat dünyasının bu genç emekçisi sevgili arkadaşıma sözü bırakacağım. Leyla'cığım söz senin. Ben sana hemen paylaşımı da açacağım. Şimdi merhabalar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ama önce benim şu slaytlarımı eklemem lazım. Nasıl yapacağız? Hemen yardım edeceğim, yapacağız. Öncelikle co-host oldun. Ekranı dilediğin gibi kullanabilirsin. Altta yeşil renkli, içinde ucu yukarı bakan bir yeşil ok var. Ona tıkladığın zaman ekran paylaşımını aktive edeceksin. Tamamdır. Masa üstünde şu an geldi. Tamam. Evet. Önce biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Leyla Yıldırım. Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda da Hacettepe Türk Halk Bilimleri'nde lisans okuyorum. İkinci bir lisans. Artık biraz okul işini abartıp hobiye çevirmiş durumdayım. Doymak bilmeyen bir okul aşkıyla hem yazıyorum hem okuyorum. Çanakkale Savaşı benim için hani yeri çok ayrı bir yerde olan bir olay. Şimdi sizlere de Hakan istediği için rica etti. Çok mutlu bir şekilde, gururlu bir şekilde Çanakkale'yi birlikte yad edelim istiyorum. Başlayayım mı? Evet, evet, başlayabilirsin. Şu an ekran paylaşımındasın, izliyoruz seni. Bir yazar için ilk roman ilk göz ağrısıdır. Çünkü ilk romanla yazar olunur. Benim için de Tutulamayan Sözler ilk roman. O yüzden ilk göz ağrım. Çok kıymetli. Ve Çanakkale Savaşı'nı anlatırken hani tarihi bir gerçeğin üzerinden çalıştığım için çok zorlandım. Çünkü üç kaynaktan en az doğrulamam gerektiği hissiyle, yani hem Avustralya hem İngiltere hem de Türk kaynaklarına çalıştım. Bu da işimi üç kat zora soktu. Hatta ilk 2,5 yıl sadece kurguyla çalışırken anneannem, bizim kız roman yazıyor da elinde kağıt kalem görmüyorum, nasıl yazıyor bilmiyorum şeklinde artık hani dalga geçilmeye kadar gitti mesela. Ama sonunda zamanı gelince hikaye çünkü yazarını bulur. Ben buna çok inanırım. Ve Çanakkale Savaşı bende başladı. Çanakkale için en önemli söz ya da oradaki o güç bence bu. Geri dönmeyi düşünmediler. Bize orada zaferi getiren şey bence bu kuvvetti, bu inançtı. Ve gidenlerin geri dönmeyi düşünmemeleriydi. Bizler onları unuttuğumuz gün aslında onlar ölür. Bizler onları anmayı sürdürdüğümüz sürece onlar yaşamayı sürdürecek. Ben buna çok inanıyorum. Ama bizlerin de bildiği, doğru zannettiğimiz bir sürü hata var Çanakkale ile ilgili. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Biz hep şunu duymuşuzdur. 253 bin adam kaybettik Çanakkale'de. Biz 253 bin zayiat rakamıdır. Adam kaybetmedik orada. Mesela bu benim için çok şeydir, canımı yakan bir rakamdır. Hem ölmediler ki 253 bin çok büyük bir rakam. Hani bunu her gittiğim yerde de hayır bu kadar insanı biz kaybetmedik. Bu zayiattı. Biz sadece orada 59.408 hadi hastaneyi de katarsak 70 bin adam kaybettik. Ki o zamanki nüfusa vurduğunuzda zaten 252 bin yani koca bir nesil eder.
Hani o kadarını kaybetmedik. Bu fotoğraf çok sinir bozucu bir fotoğraftır. Çanakkale olarak servis edilmiş bir fotoğraftır. Bunlar Çanakkale ile alakası olmayan 1938'de çekilmiş iki tane hurdacının fotoğrafıdır. Ve bu fotoğraftan 10 trilyondan büyük rakamda bir para kaldırdılar. Ve hepimiz de buna alet edildik. Bunu servis edenler basıp satarak bu fotoğraf üzerinden çok ciddi bir rant elde ettiler. Ve hepimizi kandırdılar. Ben de bunlara savaş açtım. Her gittiğim yerde, her yerden kaldırtıyorum, söylüyorum. Lütfen siz de gördüğünüzde kaldırtın. Bunların Çanakkale ile hiçbir alakası yok. Ben şimdi size göstereceğim Çanakkale'deki askerlerimizi. Onlar koskoca bir imparatorluğun askeriydi. Ve hiçbir zaman üniformasız kalmadılar. Yani bu aslında bizim kendimize ettiğimiz en büyük hakarettir. Koskoca bir Osmanlı İmparatorluğundan bahsediyorsunuz ve üniforması yok diyorsunuz. Yani şu şekilde olduklarını gösteriyorsunuz. Böyle bir hani yalanın dibinin dibi yani ve ben çok sinirliyim bu fotoğraf için. Bunun dışında Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top. 400 kilo diyenler, 300 kilo diyenler, 500 kilo diyenler en sonunda Amerika'dan bilim adamları geldi ve dijital tartıyla tarttılar. En sonunda ortaya çıktı ki 215 kiloymuş Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top. Ve bizim Türk kaynaklarının yalanladığı bir şey var. Avustralya'nın özellikle Anzakların günlüklerinde ben karşılaştım. Oradaki kadın sniperlar. Keskin nişancıların olduğuna dair çok fazla kaynak var Anzaklarda ama bizim Türk kaynakları özellikle genelkurmayla görüştüğümde bunu yalanladılar. Böyle bir şey yok dediler. Kadınlar katiyen orada yoktular dediler. Ama ben buna inanıyorum. Orada kadınlar vardı. Keskin nişancıydılar. Ve onlar da orada erkeklerle omuz omuza savaştılar. Çanakkale Savaşı'na baktığımızda aslında gördüğünüz bu kadarcık kara parçası. Ve bu kadarcık kara parçasında 500,000 adam 8 ay boyunca gırtlak gırtlağa savaştılar. O kadar küçük bir kara parçası ki ve o kadar küçük bir kara parçası olduğu için de kimse oradan farklı bir şey göremedi. Yani açtığınızda Anzak kayıtları da aynı şeyi söylüyor. Türk kayıtları da aynı şeyi söylüyor. Yani diğer savaşlarda bu hani herkes kendi tarihini kendine göre yazar. Ama Çanakkale'de her kaynak aynı şeyi yazar. Çünkü çok küçücük bir kara parçasıydı. Ve Çanakkale'ye girenler ilk bu yazıyı görürler. Ve bu gerçekten çok doğrudur. Burada bir devir batmıştır ve yeni bir devir başlamıştır Çanakkale ile birlikte. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda gördüğünüz cepheleri özellikle aldım. Bu kadar dağınık bir cephede savaş verdi. Ki Çanakkale Savaşı'nı kazanmış olmasına rağmen diğer cephelerde ve Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedenleri arasında olduğu için de savaşı aslında kaybeden taraf olup önüne konulan Sevr'e isyan ederek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Ve denir ki Kurtuluş Savaşı'nın ön sözüdür Çanakkale ki çok da doğrudur. 3 Kasım günü başlayan bir bombardımandır aslında. Biz 18 Mart deniz zaferidir. Biz onu kutlarız ama Çanakkale Savaşı 3 Kasım'da 1914'te başlamıştır. Ve ilk bombardımanın fotoğraflarıdır ve bunlar orijinal fotoğraflar. Avustralya'dan edinilmiş fotoğraflardır. Bunlar Türk kaynakları değil. 18 Mart'a gelindiğindeki Kasım'dan Mart'a kadar sürekli bombardıman altında tutulan bir Çanakkale'den bahsediyoruz. Ve en sonunda artık deniz savaşına girişen karşı taraf bütün büyük gemileriyle boğazı zorladılar. Ve o gün iki konu var ki bizim savaşın seyrini bizim lehimize çeviren. Biri Seyit Onbaşı'dır ki o topa sürdüğü mermiyle bir gemiyi indirmiştir. İkincisi de Nusret Mayın gemisinin döşediği 26 tane mayındır. 3 tane savaş gemisinde bu 26 mayın denizin derinliklerine göndermiştir. Bunu anlayabilmek için bir harita üstünden göstermek istiyorum. Normalde Nusret Mayın gemisi A ve B hattına kıyıya paralel döşemiştir o 26 mayını. Ama bütün karşı taraf denize, karaya dikey döşendiğini düşündüğü için mayınları. Bu mayınları tararlarken hiç akıl edemediler Nusret'in döşediği mayınları. 10 Mart gecesi ki son dakikada döşenmiştir ve tamamı Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan Türk yapımı
Depoda kalan son 26 mayın döşenmiştir ve kimse bilmiyor neden kıyıya paralel olarak döşendiğini. Çok araştırdım, bulamadım. Çünkü kimsenin bildiği ya da bir emirle yapılmış bir şey değil bu. Tamamen kaptanının inisiyatifiyle kıyıya paralel döşenip bütün savaşın, deniz savaşının seyrini değiştiren konu bu mayınlardır. Ve Çanakkale'yi denizle zorlayıp geçemeyeceklerini anladıklarında Kara Savaşı'na dönüştü. Ve 24 Nisan, bu Anzakların kutladığı 24 Nisan günü yaptıkları bir amfibi harekat var. Ve bütün büyük devletler bir araya gelip bütün kuvvetleriyle deniz, kara ve hava kuvvetleriyle birlikte Çanakkale'ye bir saldırı düzenlediler. Ki bu dünyanın gördüğü ilk amfibi harekattı. Ve bu harekat tam 8 ay sürdü. 8 ay boyunca bir strateji savaşı yapıldı orada. Ve onların yaptığı stratejilerin hepsinin birer birer çöküşünü izledi bütün dünya. Ve 8 ay boyunca da benden mi kaynaklı o çıkan sesler? Devam ediyorum ben, tamam. 8 ay boyunca gırtlak gırtlağa yapılan bir savaştan bahsediyoruz. Bu çıkartmanın genel planı bu şekildeydi. Ama hesap edemedikleri, planladıkları noktaların akıntı yüzünden hep farklı yerlerine çıktılar. Ve Çanakkale'deki harekatın iki önemli unsuru vardır. Tepeler ve su kaynakları. Tepeler ve su kaynakları bizde olduğu için de kıyıdan öteye ne yazık ki 8 ay boyunca o kadar harekat yapılmasına rağmen bir dirhem yol kat edemediler. Ama onların planı şuydu: 3 gün içerisinde Çanakkale'ye geçecekler ve İstanbul'da şaraplarını tokuşturup zafer naraları atacaklardı. Ama ne yazık ki planladıkları gibi hiçbir şey gitmedi. Size o dönemin orijinal fotoğraflarından Gelibolu'yu göstermek istiyorum. Bizim konuşlanmamız da bu şekildeydi ki bu 19. Tümen'in komutanı olan Atatürk aslında bütün bu savaşın en önemli noktalarında hep karşınıza Atatürk çıkıyor. 24 Nisan günü ilk çıkartmada 19. Tümen'i ile birlikte Biga'dan yola çıkıp 27. Alay'la karşılaşıp o hani süngülerinizi takın size ölmeyi emrediyorum dediği o büyük an orasıdır. O 25 Nisan günü orada olmasaydı Atatürk belki savaşın seyri çok farklı olacaktı. Çünkü tepeler o noktada verilmedi onlara. İşte o ağanın fotoğrafı. Ve bu şekilde bir çıkartmaydı. Küçük filikalara binerek geldiler. Ve 5 ayrı noktada çıkarma yaptılar. 4'ü Gelibolu Yarımadası'na, bir tanesi Çanakkale'ye. Ve bu şekilde yerleştiler. 8 ay boyunca bildiğiniz kıyılarda yaşadılar. Orada artık bir yaşam refleksi gelişti bu aylar boyunca. Ve orada aslında Türkler de Anzaklar'da kendilerini buldular. Millet kavramı orada ortaya çıktı. Bir şeyleri başarabilecekleri orada ortaya çıktı. Ki Anzaklar için daha ağırlıklı olarak o millet kavramı orada ortaya çıktı. Ve biraz da oradaki durum şu şekildeydi. Yani bizdeki kıt kanaat işte savaş materyalleri, aynı şey onlar için de geçerliydi. O kadar denk bir savaş ki. Hatta onların da zayiat rakamı 251.900'ler falan. Yani ölü zayiat rakamlarımıza kadar denk bir savaş. Hiçbir şeyde kimsenin birbirine üstün çıkmadığı bir savaş verdik orada aslında. Şu şekilde göstereyim. Bunlar Türk siperleri. Bunlar da Avustralya'nın siperleri. Göreceğiniz üzere hiçbir fark yok. Aynı kazılmış küçük kuyular, aynı şekilde konuşlanmış. Ve bir yer gidenler bilirler. Anzaklarla Türklerin Çanakkale'de 8 metreye kadar siperleri birbirine yakındır. Yani 8 metreye kadar birbirimize temas, dirsek temasına kadar indirmişiz. Ve köstebek gibi yarım adayı kazmışız 8 ay boyunca. Hem onlar hem biz. Ve siperlere indiyseniz bilirsiniz, inmeyenler için de lütfen inin ve bir saniye gözlerinizi kapatıp 8 ay boyunca orada yaşadığınızı hayal edin.
Orada uyuyorsunuz, orada yemek yiyorsunuz, orada tıraş oluyorsunuz. Ve oradan çıkıyorsunuz ve ölüme koşuyorsunuz. Bu çok akla yatkın gelmiyor bana. Ben kitabı yazdım 6 yıl boyunca da hiç anlayamadım. Hatta odamda küçük bir yer yaptım ve günde 4 saat oraya girdim ve oturdum. Hangi kasım uyuşacak, nerem ağrıyacak, nasıl bir psikolojiye de olacağım. Anlayabilmek için onları ama ne yaparsam yapayım anlayamadım. Bu şekildeydi işte yaşamları. Her şey oradaydı. Yaralanan askerler kıyının hemen gerisindeki hasta aktarım merkezlerine gönderiliyor. Oradan da vapurlarla İstanbul'a naklediliyorlardı. Böyle gördüğün bunlar hastaneye geçiyor kayıtlarda. Olanaksızlıklar çok fazla. Ameliyatlar çadırlarda yapılıyor. Hayatta kalabilmeniz zaten mucize. Onlar için de gemilere taşınıyor. Geride duran gemiler var. Gemiler, hastane gemileri. Orada yaralılar kurtarılmaya çalışılıyor. Bu fotoğrafı bilirsiniz. Bu çok ünlü bir fotoğraftır. Arkadaşını taşıyan Anzak askerinin fotoğrafı ki Anzaklar için sembol fotoğraftır. Çanakkale'yi onlar bununla sembolize etmişlerdir. Bu şekilde size fotoğraflar göstermek istiyorum. Hani oradaki durum, çatışmalar. Ateşkes zamanlarında sohbet ediyorlar. Saat 9'dan 5'e kadar çatışmalar sürüyor. Akşamları herkes kendi siperinde şarkılar, türküler söyleniyor. Hatta bir anekdot vardı, beni çok derinden etkilemişti. Bu 8 metre kadar inen mesafe olduğunda bizim Türk tarafında bir tane asker türkü söylermiş. Öbür taraftan da dinleyenler böyle bir kitle oluşturmuş ve ön siperin ön tarafından böyle rezervasyonlar falan ortaya çıkmış. Bir gün o türkü söyleyenler türkü söylememiş. İkinci gün beklemişler, gene yok. 3-4 gün oluyor, hala türkü yok. Taşa o türkü söyleyen askere ne oldu yazıp atıyor Anzaklar bizim tarafa. Tabii bizimkiler İngilizce bilmiyor. Gidiyorlar İngilizce bilen gazetecileri buluyorlar. Ne yazdığını okutturuyorlar. Ondan sonra da bir cevap yazdırıyorlar gazeteciye ve geri atıyorlar. Anzaklar açıyor bakıyor, onu geçen hafta öldürdünüz diye. Yani böyle akla ziyan bir savaştan bahsediyoruz. Ve bütün bunlar bu süreç yaşandıktan sonra artık daha fazla ilerleyemeyeceklerini ki Aralık ayında bile İngiltere'de parlamentoda hala savaşmaya devam etme kararları verilirken en sonunda artık yenilgiyi kabul edip Ocak 1916'da öyle bir çekilme planı yaptılar ki gelirkenki yaptıkları o fiyaskonun tam tersi, tek bir kişinin burnu bile kanamadan pılıyı pırtıyı toplayıp gittiler ve biz onlar gittikten bir hafta sonra fark ettik gittiklerini. Öyle bu şekilde düzenekler hazırladılar. Suyla silahların ateşlendiği ve ara ara gelen silah seslerinden dolayı biz onların gittiğini fark etmedik. Ve bir hafta sonunda fark ettik. Ve Atatürk'ten bahsetmek lazım. Tabii ki Çanakkale Atatürk'süz olmaz. Çanakkale'de doğmuş bir kahramandır Atatürk. Anapartalar zaferiyle birlikte aslında halkın tanıdığı ve peşinden gidebilecekleri bir lider konumuna gelmiştir Çanakkale Savaşı'nda Atatürk. Atatürk'ün geldiği noktaya gelişinde, şimdi size okuyacağım bir mektup var. Bu bakış açısının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Okuduğumda siz de anlayacaksınız. Avustralya'yla bugüne kadar neredeyse 100 yılı geçkin bir dostluğun aslında temelini atan şey Atatürk'ün daha sonrasında Çanakkale için bu hani çok bilindik bir şey vardır ya, bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar diye başlar. Bunu da okumak istiyorum sizlere ve hemen arkasından bu Anzak annenin yazdığı, ataya yazdığı bir mektup var, bir cevap mektubu var. Durumun ne olduğunu size zannedersem anlatacaktır okuyacaklarım. Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle devam edeyim. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. 1935'te söylenmiştir bu Atatürk tarafından. Ve bunun üzerine gelen cevap, Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatların acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla. Düşünün ki oğlunuzu savaşta kaybettiniz ve karşı tarafın komutanına atam diyorsunuz. Hani Çanakkale'yi başka bir şey zannetmiyorum ki anlatsın ya da anlatabilsin. Bir ikinci sizinle paylaşmak istediğim şey, bir Anzak askeri eve yazdığı bir mektup var. Bu da akıllara zarar bir mektuptur. Gelibolu cehenneminden hepinize merhaba. Geçen hafta ölüleri gömmek için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından ve canlıyken gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı anne babaları, karıları, belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor. Onlar da gencecik hayallerini bırakıp ölüyorlardı. Türkler de insandı. Bana sigara ikram eden iki Türk'e ben de konserve et verdim ama kabul etmediler. Bunun sığır eti olduğunu söylesem de inanmadılar. Aslında anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yapıp öküz gibi böğürdüm. Güldüler. Ben de güldüm. Orada savaş meydanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Biz düşmandık ve birbirimize gülüyorduk. Bana sigara ikram eden Türklerden biri "Sen no İngiliz" diyerek diye şaşırarak sordu. "Ben İngiliz değilim" dedim. Sonra elini uzattı. "Ben Türk" dedi. Bana uzatılan eli tuttum. Orada Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede el sıkıştık. Ben artık bu adama nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adamla neden düşman olmuştum ki? Düşmanım o anda artık arkadaş Türk olmuştum. Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı. Tanrım günahlarımı affet. Hepinizi çok seviyorum. Çanakkale'yi işte özel kılan bence bütün bunların toplamı ve en sonda ismini çok az insanın bildiği bir kişi var. Doktor Charles Ryan. Bu doktor Avustralya'nın doktoruydu. Askeri hekimdi. Ve daha öncesinde Türklerle, Türklerin doktorluğunu yapmıştı Plevne Zaferi'nde. Ve Plevne Harbi'nden ona verilen bir Osmanlı madalyası göğsünde bütün 8 ay boyuncaki savaşta Osmanlı madalyasıyla Avustralya askerlerini tedavi eden bir doktora sahipti Avustralyalılar. Ve bütün bunları topladığımızda Çanakkale Savaşı benim için çok özel bir savaş. Benim çok şey öğrendiğim bir savaş kendi hayatımla alakalı da. Ve Albany Limanı'nda Avustralya'yı terk eden bütün gemilerin en son gördüğü Atatürk büstüdür. O kadar saygı ve sevgiyle bağırlarına basmışlardır ki Atatürk'ü. Ve ünlü sözü de orada yazar. Yurtta sulh, cihanda sulh. İşte Çanakkale Savaşı. Bana göre benim dünyamda böyle bir savaş. Bunları paylaşmak istedim sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Leyla'cığım harika bir anlatımdı. Hepimizin bildiği savaşı tıpkı romanında olduğu gibi bambaşka bir pencereyle, bambaşka bir perspektifle bizlere getirdin. Ekran paylaşımından çıkarsan. Evet, nasıl çıkacaktım? Bir dakika. Şuradan. Tamam. Okay.
Sorular varsa alabilirim. Efendim? Soru varsa alabilirim. Tabii. Önce alkışlarımızı alalım. Çok teşekkür ediyorum. Yani ne kadar teşekkür etsek bu güzel anlatım için yeterli olmayacaktır. Bunun farkındayım. Sorular için söz vereceğim. Ama ilk soruyu kendime ayırdım. Bu kitap Komutanların Yazgısı çok özel bir kitap. İçeriği itibariyle, diyalogları itibariyle. Bu kitabın bir de İngilizce edisyonu var. Ben hani Türkiye'de yazılan eserlerin birçoğunun yurt dışına gitmediğini ya da uluslararası arenaya çıkmadığını biliyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Senin bu çalışmanın uluslararası arenaya çıkması tabii çok özel bir şey. Konu çok özel bir konu ama bunun bir öyküsü vardır diye düşünüyorum. Bunu rica edeceğim senden. Sonra da diğer konuklarımıza ve üyelerimize söz vereceğim. John Baker çevirdi İngilizceye. Benim önce John Baker'ı bulmam gerekiyordu. Neyse buldum. Bana dedi ki ben her kitabı çevirmem ki, John Baker'ı tanırsınız, en son Osmanlı Yandım Ali'de oynamıştım. Çok da ünlü bir çevirmendir ki Türkçeden İngilizceye çeviri yapan çok az insan var, çünkü ana dile doğru çeviri yapıldığı için çok zor bir iştir. Türkçeye de hakim olmak lazım. John okudu, dedi ki benim önce kitabı beğenmem lazım, aksi halde çevirmem. Hindistan'a gidiyordu o sırada. Bir gece vakti, gece saat 2 gibi falan telefon çaldı. Kitabın yarısına gelmiş, artık savaş kısmı başlamış. John çıldırmış bir vaziyette bağırarak ben bu kitabı çevirmek istiyorum diye çığlık atarak bana telefon açtı. Ve o da 2 yıla yakın çalıştı. 2 yıl sürdü. Editörünün son kitabıdır. John hayatta ama editörümüz hayatını kaybetti ve benim kitabımdır son kitabı. Böyle bir serüvenle başladı. Avustralya'yla ki onların hepsi Türkiye'den daha çok biliyorlar kitabımı, öyle diyeyim. Bütün Avustralya'nın Türkiye'de yapılan organizasyonlarına davet edilirim. Hani Türkiye'dekiler çok tanımıyorlar beni ama oradakiler tanıyorlar. Oraya daha çok duyurabildim sesimi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sorular serbesttir. Söz almak isteyen sağ alt tarafta reaction'ın üzerine tıkladığı zaman karşısına çıkacak. Raise hand'i seçerse, işaretlerse ben daha kolay görebilirim. Dediğim gibi söz serbest. İlk sözü isteyen Levent. Söz senin Levent. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu güzel sunumunuz için. Bir saniye. Tamam. İyi, kapatırsanız. Çünkü bölgeye birkaç kere gitmiş, işte çocuklarıyla ziyaret etmiş bir kişi olarak farklı yönünü de gösterdiniz bize. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bir şeyi merak ediyorum. Anzaklar diyoruz, dünyanın ta öbür ucundan. Muhakkak sizin araştırmalarınızda orijinal belgeleriyle karşılaşmışsınızdır. Anzakları buraya getiren nedenler nelerdi? Macera mıydı? Vaat edilen bir şeyler miydi? Güzellikler miydi? Belki o dokümanları da bizzat görmüşsünüzdür, ulaşmışsınızdır. Bir sürü hikaye duyuyoruz. Bir de sizden öğrenmek istedim. Tamamen. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İngiltere'nin dominyonlarına şu vaatle kandırdı diyeceğim. Çünkü kandırıldılar. Eğer gelmezseniz deniz yolundaki güvenliğinizi sağlamam dedi. Tamamen bundan kaynaklı. Ve o sıralarda Alman tehdidi var, Japonya tehdidi var ve Avustralya çok yapayalnız, dünyanın öbür tarafında bir ülke ve deniz dışında hiçbir dünyayla bağlantısı yok ve deniz güvenliği de çok önem verdiği bir konu ve zaten dominyon statüsünde, yani İngiltere ırkından türetilmiş bir ülke olma vasfını koruyor. Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda. Bir de böyle bir tehdit konulunca önlerine
devlet büyükleri tarafından, yani devletin resmi kanalı bunun için kabul etti. Ama bu halka bu şekilde duyurulmadı. İstanbul'a gidiyoruz, dünyayı göreceğiz, Noel'de Avrupa'da olacağız gibi bir, işte sana ihtiyacım var diye o parmağını uzatan o asker posterleriyle bir galeyana getirildi gençlik. Ve o yüzden bir hafta içinde 200 bin civarında askere kayıt çıktı. Yani biraz galeyanla gelindi. Aslında evet, halk macera aradı ama devlet büyükleri tamamen stratejikti. Çok teşekkürler. Bartu Başkanım, buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Leyla Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum hazırlamış. Aynı zamanda da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Tamam. Benim şöyle bir sorum olacak. Tahmin ediyorum ki 7-8 kere Çanakkale'yi ziyarete gitmişimdir, gezmişimdir ve detaylı bir şekilde de gezdiğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra Belarus'un toprakları içinde kalan Galicia'yı, bir miktar Yunanistan'daki bazı cepheleri, artı Kore'deki şehitliğimizi de gezdim. Bunun yanı sıra İskoçya'da Edinburgh'daki Birinci Dünya Savaşı Müzesi'ni ve İngiltere'deki yine Dünya Savaşları Müzesi'ni de, artı İngiltere'deki şehitlerin defnedildiği kabristanı da gezdim. Buraları karşılaştırdığım zaman Çanakkale'yi biraz Avustralya'yı görmedim. Yani onlarda bunlarla ilgili ne tür anıtlar var, ne tür mezarlıklar var hiç bilmiyorum. Siz herhalde görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bunlarla karşılaştırdığımızda bizim Çanakkale biraz gereken ilgiyi, ihtişamı görmemiş gibi geliyor bana. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle yıllardır da bas bas bağırarak söylediğim şeydir bu, sizin dile getirdiğiniz şey. Adamların bizim zaferimizin belki onda birine sahip zaferlerini tepelere çıkarıyorlar. Ama bizim böyle bir zaferimiz var. Neydiği belirsiz, hiçbir anlamı olmayan bir anıt. Ki anıtın taşları da tepenize dökülüyor. Şimdi onu da kapattılar taşlar döküldüğü için. Yapıştırıyorlar ama gene dökülüyor. Hiçbir anlamı olmayan, hiçbir şekilde, ki oraya gittiğinizde siperlerin içi içki şişeleriyle dolu. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama bakımsız. Ki gidiyorsunuz Avustralya mezarlıkları, onlar kendileri adam gönderip baktırıyorlar. Onların sayıldığı için uluslararası anlaşmalar gereği bakımlarıyla biz değil onlar ilgileniyor. İyi ki de onlar ilgileniyor. Bize kalsa oralarda içki şişeleriyle dolar. Hani arada ben şeye bile demişliğim vardır ya, arada bizimkilere de baksalar, hani iki çiçek ekseler, açık bir toplasalar. Çünkü biz gerçekten kıymet vermiyoruz. Sanki onlar bunun göreviymiş, yapmaları gereken buydu, yapıldı ve unutuldu. Onlar orada yatıyor. Onların ne anlama geldiğini gençlik bilmiyor. Ben bu söyleşinin benzeşlerini okullara da yapıyorum. Ve bütün bu söyleşiyi anlatıp Çanakkale'yi anlattıktan sonra evli misiniz, bekar mısınız soruları geliyor. Yani gençliğin geldiği nokta bu, ki karşımda 150 kişilik bir grubu uyutmuşluğum da var. Bir kolejde ve uyudular. Hava da soğuktu, salon sıcaktı. Bir güzel uyudular karşımda ve ben Çanakkale'yi anlatırken karşımda uyuyan bir grubu görünce çıldırdım. Bas bas bağırmaya başladım, hepsini uyandırdım ve çok sert bir sunum yaptım. Yani hocalar bile şok oldular. Hani tepki yok. Çocuklarda ilgi yok. İlgiyi yukarı çekecek bir materyal yok. Çünkü filmle dikkatini çekersin gençliğin. Kitapla çekersin. Organizasyonlarla çekersin. Okullar toplanıyor. Hocalar başta gidiyor. Burada şu öldü, burada bu öldü, şu oldu, bu oldu, bitti Çanakkale. Ve geri dönülüyor. Hiçbir kazanım yok, hiçbir şey yok. Hani biraz belki bakış açısını değiştirmek lazım. Ancak o şekilde o ivmelenir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir ekleme yapmak istiyorum. Maalesef söylediğiniz gibi Çanakkale'yi ben de çok üzülerek inceledim. Ama bu konuda çok mutlu olduğum bir yer Kore'deki Türk şehitliği. Kore'deki büyük elçiliğimize bağlı.
Suha Alper genel yönetmenimiz zamanında Kore'de Dünya Konvansiyonu yapılmıştı. Oraya gittiğimizde yarım gün ayrıldık. Biraz şehrin dışında bir şey, yaklaşık 2 saatlik otobüs yolculuğu da gidiliyor. Muhteşem bir yerdi. Yani bakımı, temizliği, çok hayran kalmıştık. Bir orayla gerçekten gurur duydum. Bunu da paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Kore'de Çanakkale kadar insanın yüreğine dokunan bir hikayedir. 3000 kişidir ve Marshall yardımı için resmen oraya gönderilmiş, buyurun ölün denmiş bir 3000 kişidir o da. Burada değil, Sarıkamış var. Sarıkamış'ı atlamamak lazım. Enver Paşa'nın politikası uğruna 90 bin adamı karın altına gömmüş bir milletiz. Kanal cephesinde kaybettiğimiz o tam rakamı bilmediğim insanlar var. Yani sadece Çanakkale odaklı bakmamamız lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün cepheleri kan revan. Ve tamamen strateji hatası. Tamamen yani denecek çok şey var da demeyeyim şimdi. Buradan hapishane yoluna gitmeyelim. Ne yazık ki yıllar boyunca verdiğimiz bütün savaşlarda sonuçlar ne olursa olsun kağıt üzerinde veyahut da cephelerde kazanılması, kaybedilmesi bir tarafa, yitip giden yaşamlar var. En değerli varlıklarımız olan insanlarımızı, belki bu ülkeye çok farklı boyutlarda, çok farklı biçimlerde katkı sağlayacak insanları hesapsızca tükettiğimiz ortamlar oldu savaşlar. Savaşlarda elde edilenlerin çarpıtıldığına da çok tanık olduk. Ben sanıyorum 6 ya da 7 kez Çanakkale'ye, Dardaneli baştan aşağı bisikletle de gittiğim için çok daha detaylı gezme şansım oldu. Günlerimizi geçirdik o inişli çıkışlı rampalarda. Leyla'nın söylediği gibi mezbelelikten geçilmeyen bir ortam ve işin daha da dramatik tarafı Çanakkale gezisi siyasi argüman haline getirilip birçok belediyenin bedava gezi, üstelik de yiyecek var teşvikiyle insanların otobüsler dolusu getirildiği, bakın burada bir vaktiyle savaşlar oldu, evliyalar olmasaydı biz kazanamazdık diye anlatılmış, bambaşka boyutta tarihin çarpıtılması, gerçeklerin yamultulması, artık nasıl tarif ederseniz edebilirsiniz ama burada Leyla gibi değerli insanların tarihe sahip çıkarak, araştırarak, öğrenerek okurlarıyla veyahut da dinleyicileriyle buluşacağı mecralara ihtiyacımız var. Ne mutlu bize ki Mart ayı toplantımızın teması pek çok farklı konu olmakla beraber diğer konular başka zamanlarda da dile getirilebilir düşüncesiyle yönetim kurulu olarak bu ayın temasını Çanakkale dedik. Sevgili Leyla'yı ağırladık elimizden geldiği ölçüde ama çok değerli bilgilerinden de fevkalade istifade ettik. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir küçük bir şey bilir miyim Hakan'cığım? Tabii. Bu kitabı yazdığımda, yazarken sevgili başkanınız, ben her pes dediğimde, ben yapamıyorum, bu beni aştı, yapamayacağım dediğimde her seferinde bana fırça kayıp, hayır yapacaksın, başladığın işi bitireceksin, bulacaksın, uğraşacaksın deyip, belki bu dediğim 6-7 kere tekrar edilmiş bir şeydir. Ve benim bir teşekkür kısmı var kitapta ve orada kendisine de şu şekilde adı geçen teşekkürnamemde. Hakan Türkkuş'una her pes dediğimde tekrar tekrar beni yüreklendirdiği için çok teşekkür ederim de dediğim bir kitaptır bu. O yüzden çok kıymetli başkanınız. Benim kendi hikayemde bambaşka bir yerde. Bu kitap varsa biraz da sayende. Yok, senin sayende. Ben sadece destekçi olmuştum. Yarım bırakmaya çok müsaittim. Çok denedim yarım bırakmayı. Hani varsa sebeplerdensin. Çok değerlisin o yüzden. Sen de öyle. Sen de öyle. Hakkı Başkanım, buyurun, söz sizin. Leyla Hanım'a ben çok teşekkür ediyorum. Yani savaş kötü. Sevmiyoruz biz savaşı. Yani oradaki insanlar da tabii kayboluyor. Şimdi burada bir savaş terminolojisinde kafam takıldı da ben onu sormak istiyorum Leyla Hanım'a. Şimdi orada zayiat dedi.
zayiat nedir, şehit nedir, ölü nedir, kayıp nedir? Yani sonuçta insan ömrü gidiyor orada. Kalanlar üzülüyor, ailesi üzülüyor. Şimdi bu Sarıkamış'taki zayiat mı, şehit mi? Yani Çanakkale'dekiler ne oluyor? Zayiat kelimesi toplamda kaybettiğimiz değer demektir. Ölü dediğimiz, şehit dediğimiz toprağa verdiklerimizdir. Hastane kayıpları, yani vefatı hastanede gerçekleşmişlerdir. Esirler, geri döneni de var, dönmeyeni de var. Ki Türk esirlerinin çoğu geri dönmedi. Biz kendi esirlerimizi teslim ettik. Onları Afyon'da ağırladık. Villalarda ağırladık, böyle dubleks evlerde ağırladık. Çok iyi baktık onlara. Ama bizim esirlerimiz Mısır'da çok ciddi eziyetler görerek neredeyse hani 10 kişiden 9'u geri dönmedi. Esirler, şimdi bu listenin bir takım parametreleri var. İşte hastane ve savaş dışı kalanlar, yaralılar. Çünkü sonuçta yaralıları ölü sayamazsınız. Çünkü yaralandılar ve düzeldiler. Belki başka cephelere gönderildiler ya da gazi yapılıp evlerine gönderildiler. Şimdi bunları evet, ama zayiat hanesinde yazarsınız. Sonuçta bu savaşa katılmış bütün hepsidir zayiat. Ama bunların parametreleri var. İşte şehidi var, hastane kaybı var, esir düşeni var, gazisi var. Bunların hepsinin toplamıdır zayiat. Bütün değerlerinizin toplamıdır. Bu Gara'daki şehit mi oluyor, ne oluyor? Kayıp mı, zayiat mı? Yani bunun benim uzmanlık alanım Çanakkale. Hani ben kimse için tutup da bilir kişi değilim. O şehittir, bu gazidir. Yok, esirler de öldüler. Yani onun için. Yani sonuçta şehidin baktığınızda tanımına, vatan savunması için canını ortaya koymuş insana biz şehit diyoruz. Tanımladığımız şey bu bizim. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Görebildiğim kadar... Ha, Ufuk Başkanım buyurun. Mikrofonunuz kapalı. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Çok güzel bir sunumdu. Öncelikle teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Ancak kafama takılan bazı şeyler oldu. Hatta yürüyüşteydim, yürürken dinliyordum sizi. Yürüyüşü kesip eve geldim ki sorumu sorabileyim diye. Çünkü orada bir kavram kargaşası mı oldu acaba, yoksa ben mi yanlış duydum, tam anlayamadım. Koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsettiniz. Hı hı. Ve Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'nın başlattığını söylediniz. Hayır. Halbuki ben... Öyle demedim. Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü Çanakkale Savaşı'dır dedim. Demek ki ben yanlış duymuşum. Çünkü benim bildiğim Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı başlatmadı ve koskoca... Hayır canım. Atatürk konuda... başlattı. Peki, şuna da bir açıklık getirelim o zaman. Koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu dediniz ama ben kişisel olarak bu konuda biraz araştırma da zamanında yapmıştım. Koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey yoktu. İstanbul'a sığınmış İngilizlerin himayesinde ve sonrasında padişaha kaçmış bir Osmanlı vardı. Bütün cephelerde, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, her tarafta topraklar kaybetmiş, savaşlar kaybediyor. Bir avuç Mustafa Kemal gibi kahraman askerleri sayesinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bunu biraz açar mısınız? Ben mi yanlış anladım koskoca Osmanlı İmparatorluğu derken? Benim onu, orada vurgu yapmak istediğim şey... Bir şey daha söyleyeyim. Bir de bütün tarih araştırmalarımızda kıyafet sorunu, yemek sorunu bütün cephelerde ciddi anlamda yaşandığını biliyoruz. Benim dedelerimde de paşalar var. Onlardan da anekdotlar, yazılar zaman zaman kalmıştı, bakmıştım hep. Büyük bir kıyafet ve yiyecek sorunu yaşamışlar. Siz öyle olmadığını söylediniz. Yanlış mı duydum yine? Dediğim gibi yürüyüşte olduğum için belki de ben yanlış duydum. Bu konuda bir açıklık getirir misiniz? Anlayamadım çünkü o yüzden. Kıyafet sorunu şu şekildeydi. Yazlık üniformalarını kışın da kullanmak zorunda kaldılar. Şimdi benim orada savaş açtığım şey o iki tane hurdacı çocuğun fotoğrafını Çanakkale olarak servis etmeleri. Sonuçta hiç o hale gelmedi. Ne kadar kötü bir konuma düşse de, ülke ne kadar zor şartlar altında olsa da hiçbir zaman üniformasız asker
olmadı. Yani bunu hiç kimse iddia edemez ama o fotoğraf bunu iddia ediyor. Siz bu haldeydiniz. Hayır değildik. Koskoca dediğim sonuçta dünya üzerinde o tarihte 5 tane imparatorluk vardı ve imparatorluk adıyla yıkıldığı güne kadar da imparatorluktu. Küçülse de, büyüse de, azalsa da, savaş da kaybetse, Sevr'i imzaladığı gün bitmiş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Yani o güne kadar imparatorluk olarak, yani Osmanlı İmparatorluğu geçti kayıtlara. Bugün açın İngiliz kayıtlarında da Osmanlı İmparatorluğu geçen. İstanbul'a sıkışmış, küçülmüş, savaşları kaybetmiş, hasta adam da denir ama sonuçta imparatorluktur. Orada vurgulamaya çalıştığım şey Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğü değil. O kadar kötü değildi. Hani siz öbür tarafına bakmışsınız, ben aslında bu tarafı anlatmaya çalıştım. Yani o kadar Pejmür'de iki tane hurcacı çocuğa kadar da düşmedi. Ve orada birileri rant elde etti. Yanlış bilgiyle, çünkü bizim toplumumuz çok galeyana gelmeye müsait bir halk. Onu azıcık bir duygudan vurdunuz mu, azıcık bir acındırdınız mı, Allah'ım onu alır en tepeye koyar. Ve o servis edilen fotoğraflarla kazanan rakamı ben duydum da kafayı yedim. Yani birileri yanlış tarihle bir şeyleri kazanıyor, parasal anlamda kazanıyor. Ve olan sizin benim tarih doğru bildiğimizi anlatamıyoruz bu sefer. Kandırıldığına ikna edemiyorum ben insanları. Hayır diyor, Çanakkale bu diyor. Adama ben çok yerde inandıramadım bunun Çanakkale olmadığını. Fotoğrafı çekenin torunu çıktı açıkladı. Bu benim dedemin çektiği fotoğraf diye. Gene ikna edemedim. Ya benim derdim orada Osmanlısı değil olayın. O fotoğraf. Ki ben oradan çıkardım. Tabii görebilmiş, eğer telefondaysanız göremediniz. Gördüm. Yok, Osmanlı askerlerinin de fotoğraflarını gösterdim. Hani bu değil de tamam, yazlık üniformaylaydı. Evet, gıda sorunu vardı, kıyafet sorunu vardı. Ama üniformasız da kalmadı bu insanlar hiç. O kadar da hani değildik. Hani bu bize aslında iyi bir şey değil ki, bu kötü bir şey. Biz bu kadar düşmedik. Hiçbir anımızda düşmedik. Zaten ben düştüğümüzü söylemiyorum. Düşen Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Evet, ki oradan Atatürk ve arkadaşları bizi o bataktan çıkardı. Yani ben, aynen öyle. Kendi küllerinden Atatürk olmasaydı yani Osmanlı'nın da çıkamıyorduk. Bugünkü ülke coğrafyasında Osmanlı ne kadar dibe vursa ben hiç üzülmem şahsen. Çünkü zaten başımızda Osmanlıcı bir yönetim olduğu için. Yani o yüzden fikrini soruyorsanız ben de Osmanlı'dan değilim. Osmanlı tarafından değilim. Ben de hani, inkılap tarihi öğrencisiyim. Yani Atatürk benim için Mavi Gözlü Kahraman diye geçer kitabımda ve onu geçirebilmek için 8 ay çalıştım ben o kitaba. Sadece Atatürk'ü karakter olarak sokamadım. Çünkü yani kendim de haddime görmedim. Ama bir yerde geçirmek zorundaydım. Ve ben onu geçirebilmek için o kadar çok uğraştım ki hani benim için Atatürk'ün yeri çok farklı. Hani kimselere dil uzattırmam. Ama size şöyle bir şey anlatayım. Ben bu söyleşiyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yaptım. Bana ne dediler biliyor musunuz? Çanakkale Atatürk'siz anlatılmaz ama lütfen Atatürk'siz anlatın. Yani. Pes. Yani söyleyecek fazla bir laf kalmıyor zaten. Ve ben ne yaptım? Full Avustralya kaynakları full Atatürk üstünden anlattım. Ben demiyorum Avustralyalılar diyor diye. Zaten siz koskoca Osmanlı İmparatorluğu dediğinizde onlar çok memnun olmuşlardır, merak etmeyin. O koskocanın altı anladığınız koskocalık değil. Onlar doldurmuştur işte, onun için diyorum. O yüzden çok özür dileyerek yani açıklık getirmek istedim. Gerçek fikirlerinizi de duyduğumuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan da kuşkum yoktu, o yüzden soruyu net bir şekilde sordum. Yoksa konuğumuzsunuz. Biz aslında konuklarımızı hiçbir şekilde zor duruma sokacak sorular sormayız ama bu şekilde cevaplayacağınızdan emin olduğum için sordum. Bilmeden de üzdüysem size özür diliyorum. Hayır, olur mu? Ne bilense be. Tabii ki soracak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sordum. Makbule söz istemişti. Arkasından Serkan'a söz vereceğim. Makbule, söz senin. Ben evet söz istedim, sonra vazgeçtim belki yoruyorum diye. Şöyle, benimki soru değil ama Leyla Hanım anlatırken sonunda okullarda da bu Çanakkale hakkında konuştuğunu, hatta bir okuldaki tüm öğrencilerin uyuduğunu bahsetmişti. Fakat ben ondan çok etkilendim. Yani
bu nasıl olabiliyor? Ben anlayamıyorum. Herhalde diyorum biz ebeveynler çocuklarımızı gözümüzün önünden ayıramadığımızdan, ona korktuğumuzdan, yani o Çanakkale aslında kendi o yaştaki, yani 14, 15, 16 yaşındaki çocukların ölmeye gittiği, o şekilde gönderdiği bir yer diyebiliyorum. Değil mi Leyla Hanım? Doğru. Ve okulların, onların bulunduğu o dönemdeki o okulların 2-3 sene mezun veremediği bir savaş. Galatasaray veremedi. Tıp fakültesi veremedi. Babataş veremedi. İstanbul Erkek veremedi. Hepsi veremedi. Yani, ve çok üzüldüm. Bunu söylemek istedim. Bir sonraki gittiğim yerde şunu söylüyorum artık. Ben 150 kişiyi uyutmuş insanım. Uyursanız uyandırırım. Uyutmam diyorum artık. Sonuna kadar sinirlenmekte haklısınız. O bilincin alınmaması. Hep birlikte yanlış yapıyoruz. Öğretmenler, aile, kitaplar, filmler. Yani bir topyekün yapmamız lazım bir şeyler. Yapacaksa. Kesinlikle. Evet. Yoksa tek taraflı olmaz. Serkan sen söyle. Serkan demin söz istedin diye gördüm ama yanlış mı gördüm? Söz istememiştim ama bir yorumda bulunabilirim. Yani işte ben Dionse üye olalı yaklaşık 8-9 ay oldu. Ama daha öncesinde katıldığım toplantılarla beraber herhalde 13 tane olmuştur diye düşünüyorum. Bütün bu toplantılardaki sunumlar çok kıymetliydi, çok güzeldi. Ama bu sefer gerçekten çok duygulandım ve güler yüzlü bir şekilde ve çok samimi bir şekilde bu kadar duygusal bir olay anlatılabilir. O yüzden Leyla Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben teşekkür ederim. Ve çok büyük bir emek olduğu arkasında çok belli. Sağ olun. Enis söz istemiştin. Mikrofonu senin. Teşekkürler başkanım. Leyla Hanım çok etkilendik biz de. Ben çok teşekkür ediyorum konuşmanız için. En kısa zamanda kitabınızı okumayı düşünüyorum. Kim bilir daha neler vardır anlatılacak. Yani burada bu kısmını anlatabildiniz. Kim bilir daha neler çıkacak okuduğumuz zaman. Ben de bir yorumda bulunmak istiyorum. Şeye bahsetmiştiniz. Bu Avustralya'da bu konudan çok bahsediyorlar, sahip çıkıyorlar. Ben de işte yurt dışında yüksek lisans yaparken bir vesile olmuştu. Atatürk'le ilgili bir sunum yapmıştım. O sunum sonunda sınıf arkadaşlarımdan iki tanesi gelip yani bana Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün stratejisinden ne derece etkilendiklerini söylemişler ki daha evvel Amerikan donanmasında işte askerlik yapmışlar, sonra yüksek lisans yapmaya gelmişler. Bu meğersem Çanakkale Savaşı Amerikan donanmasında okutuluyormuş vaka olarak. Yani o derece önemli bir vesika aslında Çanakkale Savaşı. O derece etkileyici. Yani işin hani duygusal kısmı, destansı kısmı bir tarafa, hani olayın taktiksel anlamdaki uygulanması da feci bir vakaymış. Biz onu o zaman öğrenmiştim ben. Yani biz bunu tabii daha farklı şekilde öğrenmiştik okulda okurken. Yani tabii ki Türkiye'nin tarihi açısından çok önemli. Ama şimdi de bu kısmı var. Yani ben çok o anlamda yani bunu Amerikalılardan duymak o anlamda bana daha böyle bir gurur vermişti o zaman. Ki bu 15-16 yıl evvel. Hatta size daha değişik bir şey söyleyeyim. Claude Suisse adında bir savaş teorisyeni vardır. Okullarda okutulur bu adamın savaş teorileri. Topyekün savaşın sadece Türk milletinin yaptığı Kurtuluş Savaşı olduğunu söyler. Bir benzeri yoktur Topyekün Savaşı'nın karşılığı. Ve Topyekün Savaş dediğinizde Kurtuluş Savaşı'dır savaş teorisyenlerinin size söyleyeceği savaş. Ve bir başka örneği yaşanmamıştır. Ve Türk milletinin o yüzden hani sadece Çanakkale değil Kurtuluş Savaşı'nı da çalıştırır Amerika. Sadece Çanakkale dil dersi olarak işletiler. Size bir küçük bir yer arıyorum. İnşallah bulabilirim kitapta. Bence benim için Çanakkale'ye şu anda ne kadar hani sizler unutuldu falan dediniz. Şimdi benim damarlarım kabardı. Hani o kadar kızgınım ki Çanakkale'yi unuttukları için. Hatta size kitaptan küçücük bir kısım müsaade buyurursanız okuyabilir miyim? Tabii ki.
Ayrılıklar aynı yılda ve aynı coğrafyada toplanmış gibi yaşanıyordu. Herkesin içinde duran yaraları ve acıları bir bir ortaya çıkıyor, kendi rengine boyadığı toprak kadar insanı da kızılına katıyordu. İsyan etmek gelirken tevekkül edilip sığınılan kol inancın oluyordu. İnsanların duymadığı sese kulak versin diye Allah'tan yardım isteniyor, savaşın biteceği vakit umutsuzca bekleniyordu. Gece üzerlerine öylesine çökmüştü ki, günün asla ağarmayacağı karanlığı yaşayanlar, her an artan acılarla kendilerince baş etmeye çabalıyor, sıradan insanların hayat memat meseleleri yarımadanın sınırları içinde iş görmez hale geliyordu. Yaşamla ölüm arasına sıkışıp kalmış ruhlar sadece devam ediyorlardı. Her gün şafağı görenlerin şanslı sayıldığı bu yerde, yaşam ne kadar ağır şartlar dayatırsa dayatsın, tahammül gücünü aynı oranda geliştirmeyi başaranlar, giten ırkları, dilleri ve dinleriyle oraya dayanık bildikleri için kahraman, ateşkes olduğunda dost, öldükleri vakit kardeş oluyorlardı. Yan yana yattıkları toprağa karışırken bedenleri, geride kalan kalplerde asla yitip gitmeyeceklerini bilmek istiyorlardı. Unutmazlar mı, unutmazlar değil mi diye soran erin sözleri, gülün kulaklarında çınladığında, asla diyebilmeyi istediği halde susmuş, sorusuna asker yine kendi cevap vermişti. Unuturlar bacım. Hem de öyle bir unuturlar ki gün gelir mecburiyetten hatırladıkları oluveririz hepimiz. Biz şu anda onu yaşıyoruz işte. Mecburiyetten hatırlıyoruz. 18 Mart'tan 18 Mart'ta. Teşekkürler. Metin Başkanım söz sizin, sonra Mine sana söz vereceğim. Çok teşekkürler Leyla Hanım. Gerçekten belki de çok bildiğimiz tarihten beri, hatta ilkokul öncesindeki masallarıyla beraber dinlediğimiz, hikayelerini dinlediğimiz, kahramanlıklarını dinlediğimiz bir konuyu tekrar bize bu önemli günde tekrar hatırlattığınız için, çok farklı yerlerden de gösterdiğiniz için. Ben ufak bir katkıda bulunmak istiyorum Hakan Başkanım. Biraz evvel sevgili Makbule tam söz istemiştim. Sevgili Makbule aslında konuya girdi. Evet, Galatasaray Lisesi bir devre mezun edemedi. Galatasaray'dan bir devre mezun çıkmadı. İstanbul Erkek'ten bir devre mezun çıkmadı. Burada İstanbul Erkek'te Ergin var, Cüneyt var. Onlar çok iyi bileceklerdir. Bir devre mezun çıkmadı. Ve bir kişiyi iade etmek istiyorum bu bağlamda. İsmi Hasun Galip. Birçoğunuz bilirsiniz belki, Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'nı yıllarca Galatasaray Spor Kulübü'nün kulüp merkezinin bulunduğu sokağın adı Hasun Galip Sokağı'dır. Hasun Galip kimdir derseniz eğer, Hasun Galip bir Osmanlı paşasının oğludur. Bakın, paşaoğlu. Hasun Galip Galatasaray Lisesi öğrencisidir. Ve Hasun Galip Ali Samiyen'den sonra, kurucu Ali Samiyen'den sonra ki Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır. Ali Samiyen Galatasaray futbol takımının ikinci kaptanıdır. Yani o dönemin Galatasaray'ında, o dönemki Türkiye İstanbul'daki futbol piyasasında da en önemli adamlardan biridir. Ama her şeyden evvel bir paşaoğludur. Düşünün ki bugün bakanların çocuklarının askere giderken veya milletvekili çocuklarının veya bürokratların çocuklarının veya her şeyden evvel kendime bakıyorum. Belki kendi çocuğumun askerliği için neler yapacağımı düşünürken bir paşa çocuğu olarak, o dönemin iyi bir futbolcusu olarak, iyi bir sporcusu olarak, gözde sporcusu olarak, o dönem orada popüler biriyken hiç düşünmeden belki de şehit olacağını bile bile vatan savunması için cepheye koşmuş biridir. Ve bunun gibi daha niceleri var orada. Ben Çanakkale'yi gezdiğimde gerçekten çok duygulanmıştım. Hani gözlerim bayağı bir yaşarmıştı diyebilirim, samimi olmam gerekirse. Gerçekten tüyleri ürperten bir yer. Bu konuyu tekrar hatırlattığınız için Leyla Hanım, tekrar teşekkür ederim. Ufak da böyle bir katkıda bulunmak istedim. Hasun Galip'in ruhu şad olsun. Nurlar'da yaz. Çok teşekkürler Betim Başkanım. Mineciğim söz senin. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Öncelikle çok keyif aldım. Benim sevgili Lyons arkadaşlarım bilirler, ben
2 yıldır Sulla Şarapçılık'ta danışmanlık yapıyorum ve sık sık bölgede yer alıyorum Eceabat'ta. Her gittiğim zaman da bu bahsettiğiniz önemli konuların dışında böyle enteresan hikayeler de yakalamaya çalışıyorum. Mesela işte bir köyde bütün erkeklerin savaşa gitmesi sonrası, kalan yaşlı bir dedenin vefatı sonrasında yanlış yere gömülmesiyle yaşanan bir sürü işte ruhlar dolaşıyor, gece görüldüğü gibi bir hikayeler. Bu en son gittiğimde belki duymuşsunuzdur, tam hikayeyi bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Bir Türk askerinin Alman bir hemşireye aşık olması, Alman hemşirenin de savaş boyunca orada olması ve orada derme çatma zavallı bir mezarın olması gibi. Siz böyle bu tür hikayelerle de denk geldiniz mi acaba? Bunu merak ettim. En ilgimi çeken en son gittiğimde, özür dilerim sözünüzü kestim. Gelibolu'da habire bir Rus anıtı görüp duruyorum. Rus anıtı. Bu sefer gittiğimde şeyde kalmadım Eceabat'ta. Gelibolu'da kaldım. Gidip geldim Eceabat'ta şeye, fabrikaya. Ondan sonra bir an merak ettim. Bir girdim orada çok ciddi bir Ruslarla ilişkili bir hikaye var ve çok çok enteresan her anlamıyla ve duymuşsunuzdur belki. Ve hala orada bir dedeleri ataları Rus olan ama artık Türkleşmiş olan bir grup da var. Orada yaptıkları, kurdukları dünya. Çok böyle enteresan ufak şeyli hikayeler de var. Ben merak ettim, bunu da biraz konunun havasını değiştirmek için bu tür şeylere denk geldiniz mi diye bunu da sormak istedim. Ben Mevlevihane'nin yanlışlıkla bulunduğunu öğrendim orayla ilgili. Bir tane cephaneydi, Çanakkale Savaşı'nda cephane olarak kullanılmış. Daha sonra öğreniliyor ki orası bir Mevlevihane'ymiş. Çıkarıldı, işte düzenlendi vesaire. Şu anda hatta açıldı diye biliyorum ama bir onu duymuştum, o çok ilgincime gitmişti. Yani biz hiçbir şeye kıymet vermediğimiz oradan belli. Evet. Şimdi evet, orada yaşadıkça köylülerde çok hikaye var tabii. Çünkü mutlaka birileri dokunmuş ve sürekli zaten bir şey buluyorlar. Hala mermi buluyorlar. Hala daldıkları zaman ağlara bir şeyler geliyor. Her birinin kendi köyünde mutlaka bir hikayeleri var, böyle enteresan. Bir aşk hikayesi olsun, yok bir ruhlarla ilişkili bir, ki benim en korktuğum şeydir ama hep de duyuyorum onları gittiğim zaman. Ödüm patlıyor mezar şeyin şehitliklerin arasında karanlık olup gideceğim zaman. Ondan sonra ama böyle orada o hüznün ve yaşadığımız ve hissettiğimiz bu derin duyguların yanı sıra böyle çok ayrı şeyle hikayeler de olmuş, gelişmiş. Ondan sonra ve şeyi ben eklemek istiyorum. Her gittiğimde gerçekten çok haklısınız. Bu Anzakların anıtının o tertemiz olması, bu kadar güzel olması, bizimkilere gittiğimiz zaman derme çatma olması insanı çok şey yapıyor, üzüyor. Ciddi anlamda inanılmaz bir hüzne giriyorsunuz ki işte birçok kişinin gittiği, ziyaret ettiği ve her anlamda saygıyla yer aldığımız yerler. Keşke daha farklı bir şeyler yapılsa. Bu biraz belediyeyle de ilişkili, ben onun da farkındayım. Yani Eceabat ufacık bir yer, Çanakkale'ye geçiyorsunuz, ayrı bir dünya. Eceabat'ta hiçbir şey yok. Ama şimdi oraları da çok değişiyor, bu işte şarapçılık konusunda yapılan, bağcılık konusunda yapılan çalışmalarla çok farklı yatırımlar yapılıyor. İnşallah düzelir. Evet evet, çok güzel, böyle bir çok büyük bir butik otel var zaten. Şimdi benim danışmanlığı yaptığım yerde de çok büyük atılımlar yapıyorlar. Umarım bu böyle bu tür girişimci iş adamlarının da bölgedeki bu konulara katkısı ve girişimi daha da çok olur diye inanıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Size küçük bir anekdot anlatayım. Bu Tolga Örnek Gelibolu belgeselini yaparken orada çekim yapmaya gitmiş. Tolga da benim arkadaşımdır. Çeviri yapılmasını şiddetle bana öneren ve John Baker'ın işaret eden oydu. Figürasyon lazım olmuş. İşte kahveye gitmiş. Düşman askerini oynayacak insan arıyorum demiş. Kimse ses etmemiş. Anzak askeri olacaksınız ama deyince hepsi ayağa kalkmış. Düşman, hayır düşman değil, onlar Anzak. Güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun Leyla Hanım, çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Peki, görebildiğim kadarıyla başka soru sormak ya da katkıda bulunmak isteyen yok. Ben yavaş yavaş kapanışa geçeceğim. Kapanışta adetimiz olduğu üzere önce konuklarımıza söz vereceğim. Söz almak isteyen varsa lütfen işaret etsin.
Lyon olmayan konuklarımızdan, adaylarımızdan, Lyon ve Leo'lardan söz almak isteyen var mı? Ekran paylaşımından çıkayım, görebileyim sizleri. Meral Başkanım buyurun, söz sizin. Mikrofonunuz kapalı gözüküyor. Tamam. Şimdi açıldı. Teşekkür ederim başkanım. Leyla Yıldırım kardeşime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika bir kitap yazmış. Adını yazdım. Kesinlikle alacağım, okuyacağım ama sizi takdir ettim Hakan Başkanım her zamanki gibi. Siz gerçekten çok milli bir görev, bugünkü yaptığınız çalışma harika bir olay gerçekten. Yani bizlerin, gençlerimizin sahip çıkması lazım. Bakın bir 15 Temmuz kadar bile şey yapmıyoruz. Yani 15 Temmuz'u bile her dakika hatırlatıyorlar. Biz koskoca bir Çanakkale zaferini maalesef yani uyuyan çocuklar beni çok rahatsız etti gerçekten. Çünkü o yaşlarda torunum var. Kötü hissettim. Demek ki çocuklarımızı bile, yani çocuk değil de torunlarımızı yetiştirememişiz. Çocuklarım uyumaz ama bilmiyorum torunlarım uyurlar mıydı acaba? Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Hem Leyla kardeşime, hem size, hem tüm gençlere, hem Tutçuoğlu arkadaşım, Enis Okan, onların yorumları çok hoşuma gitti. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum Meral Başkanım. Zerrin Başkanım, söz almak ister misiniz? Sizi aramızda gördüğümüz için de ziyadesiyle memnunuz. Mikrofonunuz kapalı. Yazmayı tercih edecektim. Çok sessiz bir ortamda değilim. Hakan Başkanım beni mazur görün. Tamam. Mikrofonu kapatıyorum. Tabii ki. Başkanlarımdan söz almak isteyen var mı diye bakıyorum. Sema Başkanım, siz söz almak ister misiniz? Teşekkür ederim sevgili başkanım. Gene Etiler Lyon Kulübü'nün harika bir toplantısı. Artık bize alışkanlık yapmaya başladı. Her ay katılmazsak sanki olmayacakmış gibi, eksik hissedecekmişiz gibi hissediyorum ben kendimi. Bu akşam da burada olmaktan çok mutluyum. Leyla Hanım'ı dinlemekten çok mutlu oldum ama gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü Çanakkale bende bir tutku. Mutlaka her yıl ziyaret ederim. Yaklaşık bir 15 yıl gençler arası değişim yaptığımız sırada mutlaka yolumuzu Çanakkale'den geçiriyorduk ve misafir gençlerimize Çanakkale'yi mutlaka anlatıyorduk. Bugün burada bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Gelibolu'da Maçka Lyons Kulübü tarafından yapılmış ufak ama çok samimi bir savaş müzesi vardır. Çok değerlidir. Nurlar içinde yatsın. Sevgili Aslan Faruk Batamer'in çok büyük emeği vardır. Ben bunu hep dile getirmek istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız bile orada bir müze olduğunu ve bir Lyons Müzesi olduğunu bilmiyorlar. Yolu Çanakkale'den, Gelibolu'dan geçen herkesin oraya mutlaka uğramasını ve orayı görmesini tavsiye ediyorum. Çok büyük emeklerle hazırlanmış bir yerdir. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Sema Başkanım. Metin Başkanım buyurun, söz sizin. Hakan Başkanım, Konsey Başkanım, sevgili Lyonlar, sevgili Leolar, değerli konuşmacı. Öncelikle Eskişehir Tepebaşı Lyons Kulübü'nün sevgilerini ve selamlarını iletmek istiyorum son kez. Bundan sonra artık bir daha Eskişehir Tepebaşı Lyons Kulübü olarak hayatın geldiği boyutta. Ben 24 Mart'ta Eskişehir Tepebaşı Lyons Kulübü'nde son kez bir toplantı yöneteceğim başkan olarak. Ve bu toplantı Eskişehir'deki bak beni duyuyor musunuz? Evet.
Metin Başkan'ı duyuyoruz. Ben de çünkü bugün ben de internet feci kötü, hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şu an mesela hepiniz donmuş durumdasınız. 24 Mart çarşamba akşamı Eskişehir'deki 5 Lyons kulübü ve 1 Leo kulübü 6 kulüp ortak bir toplantı düzenliyoruz. Konuk konuşmacımız Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen. Eskişehir markasının nasıl oluştuğunu, Eskişehir şehrinin nasıl bugüne geldiğini, bu süreçte neler yaptığını bizlerle paylaşacak, bizlerle anlatacak. Ben toplantı görselini ve toplantı linklerini sizlerle paylaşacağım. 24 Mart çarşamba akşamı Eskişehirlilerin deyimiyle hocamızı, Sayın Büyükerşen'i büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olurum. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Metin Başkanım. Bu güzel davet için de ayrıca teşekkürler. Güzel haberlere sevgili Cüneyt'le devam edeceğiz. Cüneyt, söz senin. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle Leyla Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Hakan Başkanım, hiç alınmayınız. Her toplantınız mükemmel ama bu akşam bence çok ayrıcalıklıydı. Leyla Hanım çok değerli katkıları oldu. Çünkü bilmediğimiz birçok konuda bilgi sahibi olduk. Çeşitli anekdotlar öğrendik kendisinden. Ama size de teşekkür ederim. Çünkü Leyla Hanım'ı anladığım kadarıyla da motive etmişsiniz. Kitabı tamamlaması konusunda da destek olmuşsunuz. Her zamanki gibi bir katkınız var. O açıdan da minnettarız. Gelibolu ve Çanakkale tabii çok önemli. Hepimizin hayatında çok önemli. Ben arkadaşlarım dalga geçiyor. Askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Tabii 28 gün yaptım ama orada bir şey var, alay var. Ve 3. bölük diye de cezalı bir bölük var. Ben maalesef oraya düştüm. Fakat oradaki şey komando birliği. Türkiye'de dereceli oldukları için ciddi anlamda eziyet çektirdiler. Ve o siperliklere götürdüler bizi. Görmek lazım. Yani turistik olarak gezmek başka bir şey. Ama bir de bilinçli olarak, yani Leyla Hanım gibi bir araştırmacı olarak, belki bir asker olarak, görevli olarak görmek bambaşka bir şey. O havayı teneffüs etmek. Dolayısıyla şuraya geleceğim. İkinci kere söz almamak için, söz vereceğinizi bildiğim için şimdi söylemeyi tercih ettim. Belki de o uyuyan çocukları bu belediyelerin gezileriyle değil de farklı bir metotla, ki dijital bir çağdayız. Her şey artık lazer tekniği oldu, şu oldu, bu oldu. Görmek içinde yaşamak başka bir şey. Çünkü biz o siperliklere asker olarak girdik ve komutanlarımız bize diyordu ki işte 8 metre, 10 metre. Yani ben grupta da paylaştım. Birbirine geçen, havada çarpışan mermiler. Müzede var bu. Heykelin altındaki müzede. Bundan yüzlerce, binlerce var. Orayı görmek lazım. Metin kardeşim, Metin Başkanım biraz önce bahsetti. İstanbul Erkek Sesi sarı siyahtır renkleri. Okulun ambleminin sebebi de sarı, yani hastane görevi görmüş okul binası. Sarıya boyamışlar. Çanakkale'de bir dönemi kaybetmişler 15 yaşındaki insanların. Onun için de siyah matem havasına boyanmış. Bunun gibi Galatasaray Sesi, Kabataş Erkek Sesi gibi birçok şey var. Vatanın evladı bunlar. Ama görmek lazım. O başka bir değer. Diğer konuda ise tabii çok mutlu bir haberimiz var. Sizin de eksik olmayın. Çok büyük desteğiniz var Hakan Başkanım. Artık bir brunch club olarak hareket etmeye başlıyoruz. Kısmetse 10 Nisan itibariyle. 10 Nisan'da Amerika'daki kağıt üzerindeki tarihimizi netleştirmiş olacağız. Yani kuruluş tarihimizi 10 Nisan olarak belirledik. Bunun da sebebi Türkiye'deki ilk Leo Kulübü 10 Nisan 1976'da kurulmuş. Biz Branch Club olarak hepimiz eski Leo'yuz. Bebek Leo Kulübü'nden geliyoruz. 10 Nisan'da ben yönetim çevresi başkanıyken bütün dünyada bir Dünya Leo Günü kutlanıyor. Niye Ulusal Leo Günü kutlanmıyor demiştim kendi dönemimde. Ve 10 Nisan gününü Ulusal Leo Günü olarak kutlamak üzere gündeme almıştım. Ve kutlanmaya başlamıştım. Hala da kutlanıyor. Bunun da tarihi önemini gözeterek kuruluşumuzu 10 Nisan olarak kararlaştırdık. Sizin çatınız altında, Etiler Lyons Kulübü'nün çatısı altında Branch Club olarak, Etiler Bebek Branch Club olarak inşallah faaliyete geçeceğiz. Şu anda 17 kişiyiz.
Kayhan kardeşimiz Etiler Lyons Kulübü'nün üyesi, aynı zamanda bizde de olacak. Onunla beraber de 18 sayabiliriz kendimizi. Dolayısıyla da çok mutluyuz, heyecanlıyız. Eski Leo'ların bir araya geldiği ve faal olacağı son dönemlerdeki tek kulüp olarak biliyorum. Dolayısıyla bunun da büyük bir önemi var. Biz çok özledik o günleri ama hiçbirimiz Lyons'tan çok uzaklaşmadık. Hep bir şekilde bir faaliyette yer aldık. Hepimiz bireysel olarak zaten topluma bir şekilde destek olmaya, yani daha doğrusu borcumuzu ödemeye çalışıyoruz topluma. Ama artık bunu bir çatı altında yapmaya karar verdik. Lyons ailesini de çok seviyoruz. Bu nedenden dolayı da bunu da burada herkesin huzurunda da sizin varsınızı duyurmuş olalım başkanım. Çok teşekkür ederim bize verdiğiniz destek için. Ben teşekkür ediyorum. Etiler Lyons Kulübü ile Bebek Lyons Kulübü'nün ilişkisi bundan 50 yıl öncesine kadar uzanır. Etiler Lyons Kulübü'nün kurulmasındaki sponsorumuz o dönemin kulüplerinden Bebek Lyons'tu. Eğer Bebek Lyons olmasaydı Etiler Lyons olmayacaktı. Bugün bir anlamda vefamızı gösteriyoruz ve Bebek Lyons'a kucak açıyoruz. Eve geri döndüklerini kutluyoruz. Aslında çok da bir şey yaptığımızı söyleyemem. Tekrar aramıza hoş geldin sevgili Cüneyt. Çok teşekkür ederim. Bebek Leo geçmişi olan sevgili Lyons'lar, hepinizi çok seviyoruz. Birlikte daha güçlü olacağımıza da inanıyoruz. Tuğba Genel Yönetmenim, sözü size vereceğim. Sonra da Füsun Kantemir Genel Yönetmenime sözü vereceğim. Kapanışı da konsey başkanımızla yapacağız. Buyurun Tuğba Genel Yönetmenim, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Tam heyecanımın böyle iyice arttığı noktada verdiniz açıkçası sözü. 10 Nisan zaten yeteri kadar heyecanlıydı benim için. Ama şimdi sevgili Cüneyt arkadaşımızı duyunca artık daha da heyecanlandım. Umuyorum çok güzel bir başlangıç olacak. Ve gerçekten de çok olması gereken bir başlangıç. Onun için de teşekkür ediyoruz. Ben tabii ki sevgili Leyla Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir gece yaşadık. Hepimizin kalbinin her zaman için son derece titrediği tabii ki bir konu. Ve böylesi farklı cephelerden hem önce Leyla Hanım'dan dinlendi hem tartışıldı. Son derece keyifliydi. Ben inanıyorum ki vatan sevgisi ve inanç olduğu sürece her zaman için nice destanlar yazılabilir. Hiçbir zaman bu konuda umudumu kaybetmiyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım her zamanki gibi davetiniz için ve tüm Etiler Lyons Kulübü üyelerini ve tüm katılımcıları da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günlerde buluşalım diliyorum. Çok teşekkür ederim Tuğba Genel Yönetmenim. Füsun Genel Yönetmenim, buyurun söz sizin. Teşekkür ediyorum Hakan Başkanım. Herkese sevgi ve saygılar diliyorum. Biraz geç oldu ama söz almak istedim. Leyla Hanım'a teşekkür edeceğim. Ben bir asker kızıyım. Ve de size bir anımı nakletmek istiyorum. Babacığım, Cumhuriyetimizin 50. kuruluş yıl dönümünde Fahrettin Altay Paşa. Fahrettin Altay Paşa Atatürk'le Çanakkale'de bir arada omuz omuza savaşmış büyük bir insandı. Ben kendisine o zaman sorduğumda nasıl biz galip geldik diye bana şunu söyledi. Evladım, bizim yiyecek yemeğimiz yoktu. Eşek eti yedik. Bizim ayakkabımız yoktu. Biz çuvalı sardık ayaklarımıza. Ama bizim inancımız vardı dedi. Yani söylemek istediğim, demin de arkadaşımın söylediği gibi Ufuk Başkanımın, Osmanlı bitmişti. Kurtuluş Savaşı'nı çok zor şartlarla biz kazandık. Ve de bakın, ben Kore'ye gittim. Şehitliği ziyaret ettim. Babam da Kore'ye gitmişti. Ve orada 2000 kişinin öldüğünü mezarını gördüm. Yeni Zelanda'ya gittik. Yeni Zelanda'da gümrükte geçerken bana dedi ki gümrük memuru, siz bu kadar Türk ne yapıyorsunuz burada? Erim Konsey Başkanımla Erdinç Gökhan Genel Yönetmenimin dönemiydi. Ne yapıyorsunuz? Biz dedik görmeye geldik burayı. Siz dedim peki ne yapıyordunuz Çanakkale'de? Siz fakir, biz fakir. Bizi kullandılar dedi.
Onlar fakir, biz fakir. Olan o kadar ölen insana oldu. Ama bende Çanakkale çok önemlidir. Biz Erim Konsey Başkanımla, ben Çanakkale'ye çok gittim babamdan dolayı. Ben öyle içki şişeleri falan hiç görmedim Leyla Hanım. Hiç görmedim. Bunu da lütfen orada içki şişeleri var demeyin. Çünkü şimdi bunlar orayı bir dinsel hale getirmeye çalışıyorlar. Akın akın oraya insanlar taşıyorlar. Lütfen oranın saygısını kaybetmeyelim. Ben oranın iyi bakıldığına inanıyorum. Oranın iyi bakıldığına inanıyorum. Ama size de o güzel anılarınız için, zahmetleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hele İngilizce'ye çevirmiş olmanız ve de özellikle Yeni Zelandalılardan birlikte çalışarak bunu yapmış olmanız çok gurur verici. Hakan Başkanıma teşekkür ediyorum. Bize böyle bir dinleti verdiği için. Söylediğim gibi ben asker kızı olduğum için bu konularda çok hassasım. Hele Çanakkale benim için çok özel. Onun için size bu gece özellikle katıldım. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok güzel bir toplantıydı. Ben Cüneyt'cime teşekkür ediyorum. Tekrar bizim Bebek'teki yaramaz çocukları bir araya getireceği için inşallah o günde beraber olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum Füsun Genel Yönetmenim. Sağ olun, var olun. Son sözü geçmiş konsey başkanlarımızdan Türk Lions Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erim Erinç Dinç dostumuza vereceğim. Buyurun konsey başkanım, söz sizindir. Teşekkür ediyorum Hakan Başkanım. Bana Lyons'taki eski günlerimi yaşatıyorsunuz. Çok güzel Lyonistik bir toplantı. Önce tabii konuşmacı Leyla Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Yaşım icabı çok Çanakkale konuşmasına şahit oldum. Subaylardan, paşalardan, öğretmenlerden ve oraya gittiğim rehberlerden Çanakkale hikayelerini çok dinledik. Ama bugün başka bir cephesinden dinledik. Çok güzel, şiirsel bir dinletiydi. Teşekkür ediyorum Leyla Hanım'a bu yönüyle Çanakkale'yi bize anlattığı için. Evet Hakan Başkanım, artık bizi de yavaş yavaş elektronik ortama alıştırıyorsunuz. Sizden sonra biz de ara sıra bu Zoom toplantılarını kulüp olarak yapmaya başladık ama sizinki tabii ki aldı yolu gidiyor. Ben teşekkür ediyorum size bu çalışmalarınız için. Tüm Etiler Lyons Kulübü üyelerini kutluyorum. Nezdinizde teşekkür ediyorum hepsine. Bu akşam için de Başkanım Hakan Başkanıma teşekkür ediyorum. Daveti için de teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygı sevgi bizden değerli konsey başkanım. Kapanışta artık son birkaç slaytı paylaşacağım. Hepimizin bildiği gibi tam bir yılı geride bıraktık. Covid-19 ile tanıştık. Koronavirüs hayatımızı allak bullak etti. Bir yıldır salgın ortamında hiç kesintisiz hem aylık olağan toplantılarımıza hem de bu toplantıların dışındaki diğer idari çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam ettik. Ama öğrendiğimiz tek şey var, maskesiz olmuyor bu işler. Devam edebilmemiz için maske takmaya, maske taktırmaya, herkesin önlemlerini alma konusunu hatırlatmamız gerekiyor. Bizler liderleriz, yaşadığımız topluma her şekilde hizmet ediyoruz. Maskeyi takma uyarısını yapmak bile günümüz koşullarındaki en önemli vazifelerimizden bir tanesi. Çünkü her geçen gün vefat sayıları artıyor, enfekte olan kişi sayıları artıyor. Bunlar tabii ki bu ülkenin vatandaşları, dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlar. Aralarında Lyonlar da var, Leolar da var. Ama bizim tek mücadele aracımız önlemlerimizi almak. Buna dikkat edelim. Özlemciğim, sondan iki söz vereceğim. Bunlardan biri her zaman olduğu gibi senin. Bir sonraki toplantımızı ve bir sonraki genel kurulumuzu hatırlatman için ekran senin.
Sayın Hakan Başkan'ın başta bu güzel toplantı için ben de bir parantez açmak istiyorum. Kocaman çok teşekkürler. Leyla Yıldırım, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bizim toplantımızda bulunan diğer geçmiş dönem başkanlarım ve genel yönetmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Kendimi Alice Harikalar Diyarı'nda hissediyorum. İstanbul'un curcunasından birdenbire bu Zoom platformunda güzel bir diyarda buldum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet, gelecek toplantımız gene her ayın 3. pazartesi günü 19 Nisan'da. Bakalım Hakan Başkanımız bizim için yine hangi sürprizleri hazırlayacak. Ellerinize, emeklerinize sağlık Hakan Başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ birlikte göreceğiz Özlem. Çok teşekkür ediyorum. Söz senin sevgili Bartu Sayman'ım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Mali durum olarak kulübümüz gayet iyi durumda. Uluslararası Lyons kulüplerine bildiğiniz gibi ödeme süresi uzatılmış olmasına rağmen tüm ödemelerimizi yaptık. Kurulmakta olan Bebek Lyons kulübü sayesinde kabul olan üyelerimizle ilgili bir yükümlülük çıkmıştı. Onu da bu ay içinde tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim çevremizin önümüzdeki ayki genel kurulundan önce kulüplerin borçsuz olma mecburiyeti var bildiğiniz gibi. Onu da bu ay içinde çok ufak bir bakiyemiz kaldı. Haftaya onu da temin edip kapatacağız. Böylece tamamlamış olacağız bütün yükümlülüklerimizi. Üyelerimizden de eksik yükümlülüğü olan kimse kalmadı. Herkes içinde bulunduğumuz bu ay ödemelerini yaparaktan gerçekleştirdiler. Geçen ay sizin toplantının başında bahsetmiş olduğunuz hijyen kiti aktivitemizi gerçekleştirmiştik. Bu ayda Serkan kardeşimin çalışmalarıyla Diyarbakır'daki bir okul öncesi ve ilkokulu, 4 sınıflı bir ilkokula bir yurt dışından vakıf okulu baştan aşağı yenilemiş, tüm ihtiyaçlarını temin etmişler ve de çok güzel bir kütüphane yapmışlar. Bu okulun ana sınıfının öğretmeni olan bayan bizimle temasa geçti. Kütüphanenin hiç kitabı olmadığını bahsetti. Ve de bizden yeni okumaya başlayan işte 6-7 yaş grubu için kitaplar rica etmişti. Onu da Serkan kardeşim organize etti. Bu hafta içinde kitapları temin edip okula göndereceğiz. Öylece bu aktivitemizi de gerçekleştirmiş olacağız. Benim aktarmak istediğim konular bunlar. Sandığa üyelerimizin ve de misafirlerimizin ve de gönüllülerimizin desteği her zaman devam ediyor. Onlara müteşekkiriz. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Bartu Başkanım. Zor zamanlarda mali açıdan, idari açıdan Etiler Lyons Kulübü'ne en üstte tuttuğunuz için şahsen teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bir toplantının daha sonuna geldik. 7.30'da başladık. Birkaç dakikalık gecikmemiz oldu. Saat şu an 10:05 var. Ona doğru kapatacağız. Ben bu akşam zaman ayırdığınız için, toplantımıza değer kattığınız için, sevgili konuşmacımıza anlattıkları ve paylaştıkları ve yılların birikimini bizlerin önüne serdiği için, cömertçe paylaştığı için, katkıda bulunan tüm Lyonlara, Leolara tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mart ayı genel toplantımızı kapatıyorum. Nisan ayı genel toplantımızda görüşmek dileğiyle şen ve esen kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hakan Başkanım harika toplantıydı. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.